İkinci sayfadan herkese günaydın efendim. Günaydın. Tarkan durdu. Bir kez daha turnayı gözünden vurdu sevgili izleyiciler. Bebeleri pistten aldı. Bebeleri pistten aldı, kenara attı. Kenara böyle attı. Bayağı bir kenara attı. Bayağı. 2 yıl sonra efendim mekanın sahibi geri döndü. Öyle bir geri döndü ki o 2 yıllık açığı anında kapattı. Bir alışveriş sitesinin yüzde oldu 30 milyona. Şimdi de yılbaşında Mısır'da sahneye çıkacak ve bir gecede bakın ne kadar kazanacak, izleyelim. Mekanın sahibi geri döndü. Tarkan'ın yılbaşında sahne alacağı yer ve ücret belli oldu. Bir gecede servet kazanacak olan Tarkan'ın yılbaşı tarifesi ne kadar? Yılbaşına bir ay kala ünlü isimlerin sahne alacağı mekanlarda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Alacakları ücretlerse pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği rakamlar. Bu sene pek çok isim 1 milyon sınırını zorladı. Mesela Kıbrıs'ta sahne alacak Ebru Gündeş ve Hadise ile Sakarya'da yılbaşı konseri verecek olan Yıldız Silbe 2 saatte 900 bin lira kazanacak. 2022'nin en şanslı isimlerinden biri ise Özcan Deniz oldu. Ünlü şarkıcı yılbaşı konseri için tam 1 milyon liraya imza attı. Yılbaşı sahne ücreti rekoru Özcan Deniz'deydi. Ta ki Tarkan sahnelere geri dönmeye karar verene kadar. 2 senedir sahnelerden uzak olan Tarkan son olarak $1 milyon reklam filmiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Anlaşılan megastar sahne orucunu da bitirmeye karar verdi. Tarkan yılbaşı gecesinde Mısırlı hayranlarıyla bir araya gelecek. Mısır'da vereceği yılbaşı konserindense bir servet kazanacak. Hazırsanız herkesin merak ettiği o ücreti açıklıyoruz. Tarkan yılbaşı gecesi Mısır'da 5 yıldızlı bir otelde 2 saatlik bir konser verecek ve o konserden tam 5 milyon lira kazanacak. Tarkan 5 milyon liraya sahne alacağı otele yılbaşından bir gece önce 28 kişilik ekibi, eşi ve kızıyla birlikte kendisine tahsis edilen özel uçakla gidecek. 1 Ocak'ta da geri dönecek. Bu şarkı bugün tam bizim ruh halimizi yansıtıyor. Hatta yönetmenimiz Yaşar'a söyleyecekti. Yaşar'cığım beni böyle bugün çok uzaktan göstersen, Jimmy çekse. Bugün kendimi nedense hiç beğenmedim. Ne saçımı beğendim, ne makyajımı beğendim. Tak. Ruh halimi bile beğenmedim. Yok, sadece sabah bir açılmakla zorlandık ama Tarkan'ın parasıyla, şarkılarıyla gittikçe lahana bebekler gibi açılıyoruz. Evet, başta bebek diyor ama lahana bebek gibi açılıyoruz, doğru. TV8'deki yayın hayatımıza başladığımızdan bu yana Tarkan 30 milyon aldı, 10 milyona anlaşma yaptı derken 5 milyonu konserinde üstüne koyuyoruz. Daha yılı bitirmeye yakın az bir zaman kalırken yine en kazançlı pop yıldızlarının başında ilk sırada yer aldı Tarkan. Müge 2 yılı evde geçirdi. Öyle güzel dinlendi ki sağdan sola, soldan sağa döndü. Kızı Lia'nın büyümesine şahit oldu. Ne şans tabii ki. Yanındaydı, her anında yanındaydı, eşi de yanındaydı. Gayet güzel bir dönem geçirdi. Hatta biz dedik ki artık Tarkan'ın sanatını konuşmak istiyoruz dedik. Bir şarkı yapsın, yeni şarkı gelsin diyorduk. Tarkan'ın bu aralar neyini konuşuyoruz? Kazancını konuşuyoruz. Bir alışveriş sitesinin yüzü oldu. Oradan 30 milyon lira aldı. Şimdi yılbaşı piyangosu yine Tarkan'a vurdu. Oradan da 5 milyon gelecek. Sadece 2 saat sahnede kalacak. Al 35 milyon ve daha 2 ayda, 1 ay daha var yani. Bu 1 ayda mutlaka da bir şarkı, daha yapar. Bir albüm, tabii. Zaten bir anlaşma daha gelir. Aralık'ta sanıyorum bir şarkı çıkaracakmış. Hemen sonrasında da 10-11 şarkılık bir albüme yarı çapta zaten hazırlanmış. Ama dün Oya Başar da buradayken dedik ya, biz de seninle zaman zaman düşünürüz. Çok kazandığın dönemi korumak ya da çok üstün başarılar elde ettiğin zamanı kollamak daha zor. Çok. Yani böyle daha yolun başındayken attığın her adım ilerlemeye gidiyor ama Tarkan gibi bir noktaya geldikten sonra maddi manevi kazanç, kariyer ve başarı, orada durabilmek çok zor. Bak şimdi ne diyoruz? Büyük kazançlara imza atıyor. Hadi şarkı yok. Şarkı gelecek. O kadar kazanca bu mu? Şimdi bu sefer bunlar başlayacak. Şimdi ama şöyle bir şey var. Tarkan öyle bir noktaya geldi ki 97-98 yılından bu yana hayatımızda. Ya, öyle bir noktaya geldi ki bu noktada artık hiçbir şey yapmasa bile eski şarkılarından kazanmaya devam edebilir. Ama insanlar bekleyecek yine bu paralar kazanabilir, öyle söyleyeyim. Zaten ortada yeni bir şarkı yok şu anda zaten. Aynen öyle. Ama bir yerden sonra bak çok parayı elde etmiş, mesleğinden kazanarak elde etmiş insanların hikayesine bak. Hep röportajlarında ne diyorlar? Bundan sonra bizim için para önemli değil. Çünkü başarı seviyorlar. O başarının verdiği adrenalin duygusunu seviyorlar. Tarkan da o noktada olsa gerek ama çok zor, şimdi çıkardığı her şarkıya bir şey denilecek. Valla beklentimiz çok yüksek. İşte biraz daha korkutalım onu. Evet. Ve şarkıyı çok merak ediyoruz. Ama bir anda mekanın sahibi öyle bir dönüş yaptı ki yılbaşı sahnesinin rekoru Özcan Deniz'deydi. Özcan Deniz'in rakamı 1 milyondu ve onu 5 ile çarptı şu anda. Özcan Deniz'in rakamı gerçekten 1 milyon. 1 milyon mu? Evet. Yani... ve o gece oraya sahne, onu dinlemeye gidecek insanlar o masalara ne kadar para ödeyecek ki mekan o parayı kurtarsın? Kesinlikle. Hadi Tarkan'ın 5 milyon almasını çeşitli sebeplere yorabilirsiniz. Zaten bugüne kadar konserleri sürekli doluyor. Bir, neredeyse 2 senedir konser vermiyor. 2, beklenti yükseldi ve fiyatı bu kadar artıran 2 unsur daha var. Bir tanesi yurt dışı konseri olması, ikincisi de yılbaşı gecesi çıkıyor olması. Bilmiyorum, hani Özcan Deniz açısından düşünürseniz bu maddeleri 1 milyon bana biraz abartılı gel. Gerçi bu rakamları abartıyorlar da... sonra vergiciler... Vergi dairesi. Gazeteciler abarttı diyorlar maliye gelince de. Tabii, biliyorsun. Ondan sonra da gazetelerde bak ben ne kadar pahalı şarkıcıyım haberlerinin çıkması için biraz rakamlar abartılıyor. Şimdi bu rakama da inandın mı şimdi? Şimdi onu konuşacağız. Bilmiyorum, o da bir tartışma konusu. Olabilir mi diyorum ben hala. Evet, aynen. Mahsun Kırmızıgül sevgili izleyiciler 16 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. Ve, sahneye bile değil, bir televizyon kanalıyla. Yani evet, 16 yıl sonra albüm çıkarıyor ve sahnelere dönüyor. Yılbaşı tarifesini de yüksek tutuyor. İddiaya göre Mahsun Kırmızıgül de bir gecede 5 milyon TL alacak. Bir televizyon kanalında sahneye çıkacak. Yani bir televizyon kanalında konser verecek ve karşılığında 5 milyon TL'ye imza attı. Bunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Sevgili dostlar, yaklaşık 2 yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Sizlere yeni albümün ne zaman çıkaracağını da, kaç eserin ve albümün adının ne olacağını da aktaracağım diyor. Albüm haberini de bunun yanında veriyor. Ve bir televizyon kanalından 5 milyon TL aldığı konuşuluyor. Yılbaşı gecesi sahneye çıkması, çıkması için, ekrana gelmesi için. 5 milyon. Müge, Mahsun sahnelerden o kadar uzak kaldı ki müzik kimliği o kadar ikinci ve geri plana düştü ki herkes onu sinemacı kimliğiyle biliyor. O da öyle çizdi. Evet, o da öyle çizdi. Şimdi yeniden müziğe dönüyor ve herkesin beklentisi o kadar yüksek ki 16 yıl sonra çıkardığı şarkıların muhteşem olmasını bekliyorum ben. Kesinlikle. Her birinin ayrı ayrı güzel olmasını bekliyorum. Kesinlikle. Çünkü 16 yıl dilek kolay. Zaman değil. Ve hatırlarsan 16 yıl önce artık müziği rafa kaldırıp sinema filmi yönetmenliğine soyunduğunda ekibinden, Mahsun Kırmızıgül'ün ekibinden birileri biz haber yazarken ya da sunarken, hatırlıyor musun Gülşen? Lütfen artık şarkıcı demeyin, evet, türkücü demeyin. Yani onu tamamıyla silmek istedi ama insan yola çıktığı, adımını attığı, para kazandığı mesleğini hiçbir zaman bir kenara koymayacak. Bak, yine para kazanmak üzere şarkıcı kimliğine dönüyor. Çünkü 2007-2019 arasında yaklaşık 5-6 film yönetti Mahsun Kırmızıgül. Bunların hepsi çok iyi gişe yapmadı. Bir kısmı iyi gişe yaptı. Belli ki yeni şarkıları da televizyon kanalında söyleyecek yılbaşı gecesi. Ama televizyon kanallarında bu kadar büyük paralar var mı? Sanatçılara bu kadar büyük paralar veriyorlar mı? Ondan çok emin değilim. Ben de yurt dışında bir konser veriyor olsaydı evet derdik. O 5 milyonu alıyor derdik. Türkiye'de bile şu an 5 milyon TL yılbaşı gecesi bir sanatçıya para verecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ön masaları ne kadara satacak? Evet. Şimdi bu güzel haberi vermek bana düştü. Evet, çok. Şunu söyleyelim. Sabah Müge ile birlikte çığlık attık. Gerçekten mutluluktan çığlık attık. Sanki çok sevdiğimiz bir yakınımızın haberini almışız gibi sevindik. Aynen. Kimlerden bahsediyoruz? Şubat 2016'da efendim Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinden çok güzel, müjdeli bir haber geldi efendim. Gazete Magazin'in haberine göre Başak Dizer Tatlıtuğ 3 aylık hamile. Çok güzel bir aydır. Haber. Bayağı gizlemişler çok yalnız. Çok güzel gizlediler. Hatırlıyor musun? Daha bir ara çıktı. Yine çıkmıştı. Şimdi ne yapacağım? Evet. Başak'la tabii ki yazışmalarımızı ekrana getirmeyeceğim ama Başak'la yazmıştık. Ay canım benim, çok tatlı. Sabah mesaj atmıştık Başar'a, bak şimdi gördüm. Gelmiş cevabı gelmiş. Ha. Hayırlı olsun diyelim mi diye bir mesaj atmıştık. Başak da cevap vermiş. Günaydın size de. Evet çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Çok sevgiler bizden demiş. O kadar sevindik ki gerçekten anlatamayız. Evet, hatta dün de burada mevzuları şöyle açılmıştı. Yani ünlüler dünyasında birbirine en çok yakışan çiftler arasında böyle onlarla ilgili sohbet ederken Kıvanç ve Başak'ın adını da anmıştık. Güzel ve yakışıklı olmanın ötesinde de böyle evlilikle ilgili tanımları, iyi ve güzel bir evlilikle ilgili şeyleri düşündüğünüzde, tanımlamaları, tarifleri düşündüğünüzde sanki resimdeki bu çift birbirine cuk oturuyor. Çok bir şey tatlı. Eksikti. Olsun ya da olmasın. Aynen öyle. Olmaya da bilirdi. Evet. Ama olmadığı takdirde ayrılan, yollarını ayıran çiftler var. Ama onlar öyle bir çift değildi. Şimdi de taçlandıracaklar bir bebekle. Şimdi... Ama erkekse çok yakışıklı, kızsa da çok güzel olacağı kesin o bebeği. Sağlıkla kucaklarına alsınlar. Evet. Bir duam da efendim çok isteyip böyle hani bebeklerini kucağına alamayan çiftler için. İnşallah kesinlikle. Allah en kısa sürede onlara da nasip etsin, bu duyguyu yaşasın diyelim. Ama onlarla ilgili bu haberler her yıl belirli zamanlarda çıkar. Böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir çıkardı. Hatta... Mayıs, Haziran gibi yine çıkmıştı. Biz Başak'a mesaj atmıştık. Şimdi o mesaja bakacaktım aslında ben. Evet. Doğru mu diye. Aa hayır yok. Zaten her sene bir haber çıkar böyle diye cevap vermişti bize. O zaman biz böyle tür haberleri ortaya atarken evrene mesaj yolluyormuşuz. Sadece karı koca yollamıyor biz de. Aynen öyle. Çok mutlu olduk gerçekten. Söyleye oldu. Allah inşallah ailelerine, vatana, millete güzel bir bebek gelir. Gerçekten yakınımızdan birisi bebek bekliyor ve bunu bize müjdeledi gibi biz çok sevindik. Evet, gelen mesajı tekrar aktaralım. Hayırlı olsun diyelim mi diye sorduk. Evet, çok teşekkürler, çok tatlısınız, çok sevgiler bizden demiş. Bizden de size sevgiler efendim. Ay Kıvancı, düşünebiliyor musun? Çok şimdi? Güzel haber. Evet. Zaten o Mardin'deki çok istiyordu. Hallerinden, Mardin'deki hallerinden evet. Çok belli değil miydi? Evet, Kıvanç ekstra bir tatlı ve kesinlikle. Böyle mutlu değil miydi? O uçururkenki halleri falan. Bebeğin cinsiyeti daha henüz belli değil diyorlar ama. Ama 3 aylıkken aşağı yukarı belli oluyor da... oluyor. Belki de saklıyorlar. Belki de daha öğrenmediler. Belki bebek kendini saklıyordur. Öyle de olabilir. 4. 5. aya kadar kendini saklayan bebekler var ama bugünün en güzel haberlerinden bir tanesi. Sağlıkla kucaklarını alsınlar. Amin inşallah. Şimdi bebekten, kazançtan, paralardan yine böyle kazançlı paralar da bana denk geliyor nedense. Sevgili izleyiciler, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden sosyal medya fenomeni Ece Ronay doğum gününde bakın kendine ne aldı, bayağı paraya kıydı. Ece Ronay servet değerindeki arabasıyla kamera karşısına geçti. Arkadaşlar, kendime doğum günü hediyesi olarak yarım saat önce gittim ve bu arabayı aldım. Ronay'ın yeni oyuncağının fiyatı adeta dudak uçuklattı. Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Son günlerin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Ece Ronay kendisine doğum günü hediyesi olarak lüks bir cip satın aldı. Arkadaşlar, kendime doğum günü hediyesi olarak yarım saat önce gittim ve bu arabayı aldım. Tamam mı? Bakın ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Ronay cipini çepeçevre göstererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Şimdi şöylemesine bir dönüyoruz. Bakar mısınız, daha alalı yarım saat olmadı. Süper lüks cipin piyasa fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Ece Ronay'ın aracı aldığı astronomik rakam merak konusu oldu. Bu aralar en çok sevdiğimiz şarkı. Hiç kelelaka olan durumlara bile ikimizden biri ya da beşimizden biri bu şarkıyı yapıştırıyor. Her sabah Müge ile aramızda şöyle bir muhabbet geçiyor. Bugün hangi şarkıyla açalım yayını diyoruz. Diyeceksiniz ki aman sizin de derdinize bakın. Hatta diyoruz ki ilk haberde şu, o habere göre bir şey ayarlayalım. Ve her seferinde ikimizin de ortak noktası bu şarkı oluyor. Hep bu şarkıyla girmek istiyoruz. Evet. Yemin ediyorum beni başka hiçbir şarkı yükseltemiyor. Çek. Para bizde, şöhret bizde. Para onda, şöhret de onda. Güle güle kullansın. Hatta doğum günü de bugün. Evet. Doğum gününden bir gün önce galeriye gidiyor. Ben bu arabayı istiyorum diyor ve kendine doğum günü hediyesi alıyor. Arabanın fiyatı 2 milyon lira efendim. 2 milyon lira güle güle kullansın. Güle güle kullansın. Tabii ki insanın kendini ödüllendirmesi ne kadar şık bir şey. Kendini sevdiğini, saydığını gösteriyor. Ekran başındaki bazı izleyicilerimizin ya da bazı ünlülerimizin bu haberden yola çıkarak vay sosyal medya fenomenleri bu kadar para kazanıyor mu? Ece bu parayı nasıl bu kadar kazanıyor gibi sorular sorduğuna ben eminim. Özellikle birkaç ünlü var takılacak bak. Bir tanesini sen biliyorsun. Bilmez miyim? Bilmez miyim? Hemen Ece ile ilgili haberi paylaşalım. Altına girecek yazacağım. Şunu söyleyelim. Ece'ninki gerçekten bir başarı hikayesi. Ya, mücadele. Mücadele. Daha doğrusu mücadele hikayesi. İnsan hayatta isteyince her şeyi yapabiliyor. Kimsenin desteği olmadan da yapabiliyor. Onun annesi, babası yok. Hayattalar ama kopmuşlar, sorunlar yaşamışlar. Ne kadar zor. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyor. Oradan çıktıktan sonra kaybolabilirdi. Ama o hayata tutunuyor. Kaybolan arkadaşları da var. Kaybolan arkadaşlarım da var diyor zaten. TikTok'ta videolar çekmeye başlıyor ama orada kalmıyor. Müziğe yöneliyor, şarkılar yapıyor. Ben bir iki tane şarkısını biliyorum ama öyle hani değil. Ece fanı falan değilim, onu belirteyim. Ama şunu da söyleyeyim. Video kliplerine baktım. Çünkü 50 milyon izlenme, 100 milyon izlenme. Ve demek ki bir kitlesi var bu kızın. Aynen ve tembel değil, çalışkan. O videolardan yola çıkarak çeşitli organizasyonlara çağrıldığında da gidip sahneye çıkıyor, şovunu yapıyor, şarkısını söylüyor ve bugün kendine, bugün derken işte bugün doğum günü, kendine 2,5 milyon TL'lik bir cip alacak kadar, 2 milyonluk cip alacak kadar da yükseliyor. Evet. Bravo. Tekrardan güle güle kullansın. Bugün ne güzel mesajlar veriyoruz. Allah sağlıkla büyüsün. Güle güle kullansın. Bizi güle güle harcasın. Nerede gerçek kimliğimiz ortaya çıkacak acaba? Hangi habere saklıyorsun? Bugün melek gibiyiz bak, görüyor musun? Var birkaç tane haber geliyor. Evet efendim, MTV Avrupa Müzik Ödülleri Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Ed Sheeran ve BTS grubu damga vurdu. Gecede bizim editör şöyle not düşmüş. Geçmiş törenlerin aksine şıklık değil, rüküşlük yarışı yaşanmış. İzleyelim. Burak Kut'un dediği gibi bizim de kanadı dünyamız. Ne umutlarla gittik Budapeşte'ye, elimiz boş, gözümüz yaşlı döndük. Avrupa starları şıklıkta yarışacak derken rüküşlük yarışının arasında harap olduk. Budapeşte'de düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri için hazırlıklar aylar öncesinden başlamıştı. Maazallah bir de başlamasa neler görecektik demek ki. Kırmızı halı rüküşlerin geçit törenine sahne oldu. Mesela Emmy ödüllü ünlü şarkıcı Ed Sheeran eski bir Türk sanatı olan Ebru'yu dünyaya tanıtmak için bu takım elbiseyi seçti galiba. Yoksa bu karmaşanın, bu kombinin başka bir açıklaması olamaz. Dünyaca ünlü model Jenny Bonsage'de lise mezuniyetine gider gibi gelmiş, ne amaca hizmet ettiği belli olmayan yeşil bir elbise giymişti. Güzellik desen var, fizik desen 10 numara. Bir salınsa peşinden binlerce kişi yürür ama her şeyi kenara bırakmış, modacısının aklına uyup elde dikilmiş gibi duran bu elbiseyi giymiş ünlü model. Şık bir isim bulmak için tüm ödül töreninde elimizde büyüteçle gezdik ve sonunda bulduk. Rapçi Saveeti törende tam 6 kostüm birden giydi. Hepsi de birbirinden şıktı. Resmen törenin şıklık ortalamasını tek başına yükseltti. Ünlü rapçi toplamda 8 milyon dolar harcadı. Özel tasarım kıyafetleri ve mücevherleriyle sadece şık olmakla kalmadı. Afrika'da değerli taş madenlerinde çalıştırılan soydaşlarının yaşadıklarına da dikkat çekti. İncecik bir bel, sütun gibi bacaklar, göz alıcı bir endam ve kendisiyle barışık bir kadın. Vitiligo hastalığı nedeniyle teni yer yer beyazlayan Winnie Harlow, kusurlarımla da güzelim mesajı vermek için mavi bir elbise tercih etmişti. Tek ayağına giydiği mavi saten çizmesi, tüm detaylı üstü ve makyajıyla gecenin nadir şıklarından biriydi. Gecede adından en çok söz ettiren isim Rita Ora oldu. Dümdüz siyah bir tulum giymiş, beline de uzunca bir kuyruk bağlamıştı. Bu görüntü bize gelinlere özenen küçük kız çocuklarının eşarplardan kendilerine gelinlik yapmasını andırdı. Ama nedendir bilinmez, modacılar bu kıyafeti yere göğe sığdıramadı. Şimdi bizim de ünlüler dünyasında güzellikleri, yakışıklılıkları ya da karizmalarıyla bayağı havalı olan ünlülerimiz var. Ama sen de ben de biliyorsun, yıllarca gazetelerde de magazin sayfalarını yönettik. Ne zaman bir ödül töreni olsa o güzelim insanlar, gençler ya da işte yıldızlar giyerler dümdüz simsiyah ceket, pantolon, buraya kadar böyle bir şeyler, uzun kollu elbiseler, döpüyor. Sen cekete falan dua et öyle yani, gidiyor. Hırkalarla gidiyorlar, biliyorsun artık. Kotlarla, botlarla gidiyorlar, buruşuk şeylerle, gömleklerle. Böyle yurt dışındaki uluslararası ödül törenlerini görünce insan bir hevesleniyor. İlla da çok şık olmaya gerek yok ama dikkat çeken öyle bir şey giy yap ki konuşulsun, gündem olsun. Şey söyleyeceğim, onların rüküş halleri bile yani işte güzel. Konuşturuyor. Tabii. Baksana burada konuşuyoruz onları. Evet, saçınla, makyajınla bir fark yaratıyor. Sadece kendi ülkesinde kalmıyor. Zaten uluslararası markalar bunlar. Dünyanın öteki ucundaki bir magazin programı da ya da gazetede konuşuyor onlar işte. Bizde sadece davetliler de değil. Bir ödül töreninden bir fotoğraf geldi bir ünlümüz. Gülşen'e gösterdim. Yapmayın yani Allah aşkına. Evet. Değil mi? Evet. Yani ev kıyafetiyle sahnede. Getirelim atsana sen. Peki atayım. Ha, gerçekten. O kadar da güzel bir kadın niye yapıyor yani? Ama bizde şöyle bir şey var. Bizde böyle wow diyeceğin ödül gecesi bir ya da iki tanedir. Katılıyor musun bilmiyorum. Evet katılıyorum. Sadece davetliler değil siyahlara bürünen. Sahneye çıkan insanlardan da öyle wow diyeceğiniz bir şov ya da bir tasarım falan gelmiyor. Hayır gelmiyor. Ya hep genelde işte o siyah giydi, öbürü bilmem altına yazacak yazı da bulamıyorsun. Hayır. O kadar siyahlar ki. Aynen sayfa simsiyah oluyor. Keza böyle daha yola yeni çıkan birisi kırmızı bir şey giydi diye onu sayfanın en başında. Onu büyütüyorsun. Sonra diyorlar ki o kadar kelli felli sanatçılar var. Niye bu kırmızı kızı büyüttün? Bir tek o renkli. Sayfayı açsın diye. Sayfayı açsın diye. Ya da ekranı açsın diye. Hadi siyah giyindin ya da böyle kahverengi giyindin. Boğdu. Herhalde en sıfır tasarım. Rengi. Çık sahneye öyle bir şey yap ki. Evet. Yani. Arkadaşlara da attım. O karede gelebilir mi? Evet, bir şarkıcımız efendim bir ödül gecesine gitmiş. Kıyafetini de ekrana getirelim. Kimden bahsediyoruz? Gülben Ergen'den bahsediyoruz. Türkiye İş ve Spor Ödülleri töreninde hem ödül aldı. Çocuklar gülsün diye içinde bir açık artırmayla bir eser satıldı ve 250.000 TL bağışlandı. Öyle de duygusal anlar yaşadı fakat seçtiği kıyafet bilmiyorum yani. Ya bu hani... kıyafetin altına böyle bir babet falan giydiğin zaman sokakta böyle yürüyüşe de çıkabilirsin. Babet pazara da gidebilirsin bu kıyafetle. Ya da böyle evde hani bir misafirini karşılayacaksın. Apar topar giyinip kapıyı da açabilirsin ama bu... bu kıyafet bir ödül törenine sanki olmamış ama bu kıyafetle bir alışveriş merkezine gidebilirsin. Pazara gidebilirsin. Sahilde yürüyüş yapabilirsin ama bu kıyafet böyle bir ödül gecesinde olmamış sanki. Evet, Gülben Ergen zaten saçlarla kıyafet hiç uyuşmamış. Evet, Gülben Ergen günlük hayatında böyle giyiniyor zaten uzun elbiseler. Yakışıyor gayet de güzel yakıştırıyor. Dediğin gibi saç, makyaj falan çok güzel ama o kıyafet, o elbise... Şimdi diyeceksin ki siz de çok güzel. Benim böyle ev elbisem var. Bizim böyle bir iddiamız yok ki zaten. Biz çok güzeliz, harika giyiniyoruz falan demiyoruz. Aksine kendimizle dalga geçiyoruz. Dersek ayıp olur. Kendimi hiç beğenmiyorum. Gerçekten beğenmiyorum. Bak yazmışlar. Beni yükseltin lütfen. Rita Hayworth'a benziyorsun demişler. Beni? Evet. Kim yazmış? Bulgaristan'dan selamlar, Rita Hayworth'a benziyorsunuz diyor. Benziyor. Git Allah aşkına. Ya atmıyorum. Tamam bakacağım ben. Sen mesajları okudum. Diğer habere geç, ben bakıyorum mesajlara. Diğer haberle ilgili bir iddiamız da var sevgili izleyiciler. Athena grubunun solisti Gülşen'le hayranız kendisine. Gökhan Özoğuz bir sürpriz yaptı ve bu kez oyunculuğa adım attı. TV8'deki Kırmızı Oda'da ekrana gelecek. Şimdi önce haberimizi izleyelim, sonra bu konudaki tahminlerimizi yürütelim. Uzun bir süre sonra ekrana geri döndü. Hangi ünlü isim Kırmızı Oda kadrosuna dahil oldu? TV8'in sevilen yapımlarından Kırmızı Oda anlattığı hikayelerle seyirciyi etkilemeye devam ederken birbirinden ünlü isimler de oyunculuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu arada Rezan nasıl? Arada sizinle telefonda konuştuk ama detaylı bir şekilde konuşmadık. Al gönder üç harflilerini, aç kameraları. Bak bitti, kalmadı. Rezan rolüyle izlediğimiz Nihal Yalçın'ın oyunculuğu milyonların gözyaşlarını sele çevirirken Binnur Kaya'nın karşısında utana sıkıla acı dolu hayatını izlediğimiz Kekliğin Sesi de Ayta Sözeri oldu. Niye öyle diyorsun? Hala çok güzel şarkı söylüyorsun. Keşke herkes senin gibi sesimin kıymetini bilse. Aman neyse, boş ver. Anne olduktan sonra tiyatroya ağırlık veren Ayça Bingöl de Derya Ruri ile yeniden ekrana döndü. Kırmızı Oda'da Derya, denizleri aşan dertlerini Doktor Manolya Hanım'a anlattı. Seyirci Derya'nın derdine ortak oldu. Annem gittikten sonra peşinden gittim ben onun. İçimdeki bütün soruları ona kustum. Ayça Bingöl gibi Meltem Cumbul da uzun yıllardır ekrandan uzaktı. O da pembe rolüyle adım attı Kırmızı Oda'ya, hasret giderdi izleyicisiyle. Ve son olarak Kırmızı Oda bir bomba daha patlattı. Gökhan Özoğuz uzun bir aradan sonra Kırmızı Oda ile ekrana geri dönüyor. Uyku problemi çeken ve bu nedenle alt üst olan Dare rolüyle izleyeceğimiz Gökhan Özoğuz 19 Kasım Cuma günü Kırmızı Oda'da ilk kez boy gösterecek ve Doktor Manolya Hanım'la birlikte derdine derman arayacak. Biz Gülşen'le Gökhan Özoğuz'un hayranıyız. Tarzıyla, işte o sesteki duruşuyla. Fakat dün bu haberi işte akışı falan hazırlarken dedik ki oyunculuğa çok yakışacak, şarkıcılığı bile unutabilir. Değil mi? Tabii. O kadar yani Kırmızı Oda sanki Gökhan için bir başlangıç olacak. Ondan sonra da yönetmen ve yapımcıların gözdesi olması an meselesi. Çünkü çok sinematografik bir şeyi var, yapısı var. Yüzü var, evet. Yüzü var. Doğal da bir yetenek aslında. Kesinlikle. Çok da iyi bir müzisyen. Bu onun ilk dizi tecrübesi olacak. Daha önce birkaç tane filmde oynadı diye biliyoruz. Ama onu biz, onun yapısını, karakterini ne zaman tanıdık? O Ses Türkiye yarışmasıyla. Kesinlikle. Tanıdık. Çok iyiydi çok yani. Çok böyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı evet, o zaman. Çok yani. Sempatik geldi insanlara. Evet. Ama şöyle bir şey var. Kırmızı Oda'nın şöyle bir özelliği var. O böyle başka dizilere falan benzemiyor. Gerçekten o oyuncuların er meydanı gibi. Bilmiyorum katılıyor musun? Er meydanı... Orada bir kere döktüreceksin. Aynen. Bir de orada dikkat et. Hani bir oyuncunun kendisini kanıtlaması gibi bir durum söz konusu değil. Kanıtlanmış oyuncular tabii. Oradan gelip geçiyorlar. Tabii. Yani bir de seyirci olarak özlediğimiz insanlar. Tiyatro kökenli ve insanlar. Hepsi de çok iyi performanslar çıkardı. Şimdi evet, Meltem Cumbul, Ayta Sözeri, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ama öncesinde... Ne söyleyebilirsin? Öncesinde ki? Benim favorim mesela bir Melisa Sözen. Muhteşem bir performans çıkardı. Çok iyiler. Yani. Erkan Petekkaya aynı şekilde. Böyle bir sürü isim sayabilirim. Dediğin gibi yani sıfırdan böyle kendini göstermeye gitmiyor insanlar orada. Kendini ispat etmiş oyuncular oraya gidiyor. Ben bu Gökhan aralar, ne yapacak çok merak ediyoruz. Ben bu aralar taktım ya. Salih Bademci ile Fırat Tanış da oradan bir geçse. Bir de Gökçe Bahadır geçse. Yapımcılar. Doğru. Bu güzel. Aralar içine şapka çıkartıyorum çünkü. Evet, neyle devam edelim? Hadise'nin eski aşkı efendim Kaan Yıldırım önceki akşam kız arkadaşıyla görüntülenince büyük panik yaşamıştı. Şoförü muhabirler görüntü almasın diye onlara saldırmıştı. Kameraları kapatmaya çalışmıştı. Bu görüntü efendim ünlü popçu Demet Akalın'ı bir hayli kızdırmış. Demet ne diyor? Şöyle bir tepki gösteriyor. Kaan'ın ismini vermiyor ama onu işaret ediyor. Muhabirlere saldıran insanlara artık saldıran insanları tenezzül edip çekmeseniz diyor. Demet şimdi, Demet'in şöyle bir özelliği var. Hadiseyle barıştı ya. Kaan kötü oldu. Borsa, Demet borsası hareketlendi. Demet borsasında bu aralar efendim inişler çıkışlar böyle artmaya başladı gerçekten. Ne yaptı? Hadiseyle barışınca ilk Kaan'ı gömdü. Kaan'ın üstünü çizdi şu anda. Evet. Kaan'a takık vaziyette. Hadiseyle küslüğü devam etseydi Kaan şu an gözdeydi. Yani aslına bakarsanız bu açıklamasıyla tabii ki muhabir arkadaşlarımıza destek tabii veriyor ki. Ama bir taraftan da Hadise'ye seni üzeni ben de üzerim mesajı veriyor. Evet öyle yapıyor. Demet biraz duygusal kararlarını alırken ama yarın öbür gün hani Kaan'la da bir muhabbeti olursa Kaan Yıldırım'ın şu an TRT'de oynayacağı diziye alkışlar yapacak. Bayıldım diyebilir. Her an değişebilir durum. Ama Demet'in dediği gibi muhabirlere saldıran insanlar çekilmese, onların haberleri yapılmasa çok uzun bir liste çıkar ortaya. Tabii gerçekten böyle muhabirlerin de ortak bir karar verip örgütlenmesi gerekir. Çünkü bir kısım çekiyorken diğer kısım çekmiyor olmaz. Hani böyle bir çekmeme durumunda. Biz eskiden muhabirlik yaparken sen de çok iyi bilirsin şöyle şeyler olurdu. Şimdi diyelim ki çağrıldık bir yere gidiyoruz. Orada çok kaba ve terbiyesizce bir davranışla karşılaştık. Makinaları bırakırlardı. Evet. Ta ki o kişi bir kendine gelene kadar. Özür dileyene kadar. Evet, kendine geldikten sonra çalışma devam ederdi ya da ortak karar alınırdı. Çünkü şimdi bazı isimler var. Filminden filmine, albümden albüme canım cicim oluyorlar. Ondan sonra yanına yaklaşılmaz yani. Öyle insan. Arada bul. Arada bul. Ama evet, muhabirlerle kimin arası çok iyi derseniz hani kariyeri boyunca bir Demet Akalın diyebilirim. Gerçekten. Evet. Muhabirlere hiçbir terbiyesizliği yok, olmamıştır. Hiç. Hayır. Yani her uzatılan mikrofona da cevap vermiştir. Soruya da yanıt vermiştir. Eşi hiç, Okan Kurt da öyle. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi Demet. Evet evet. Okan Kurt da öyle ve Demet'te bir magazin gazeteciliği şeyi var, kumaşı var. Evet. Yakalıyor. Bazen bizden daha önce yakalıyor. Yemin ediyorum var ya, şarkıcı falan olmasa bir gazeteci olabilirmiş yalnız. Hatırlamıyor musun? Hayali var mıydı öyle? Programda onu söylemiştik. Birkaç tane yorumu böyle 12'den vurdu, yakaladı. Kendi söyledi, ben eskiden gazeteci olmak istiyordum diye. Çok şeyi var. Demet mesaj yakalıyor. Ben gazetecilere saldıranlara hep geçiriyorum. Hadise ne alaka? Ünlemler koymuş. Bak kızdı. Kızmış. Borsada zaten askıdayız. Bak her an eksiye düşebiliriz. Bizi şu anda ne yaptı? O eksi tarafa attı. Gittik. Askıda yok, ortadayız şu anda. Askıda ne güzel. Belki birimiz attı, birimizi tutuyor. İki kişiyiz ya. Fatih ile birlikte. Fatih Yürek de askıdaydı galiba değil mi? Fatih ile birlikte sallanıyorduk askıda ne güzel. Çünkü Fatih Yürek pası almadı. Evet. Pası alsaydı o artı tarafa geçecekti. Peki sevgili izleyiciler, Hande Yener'in 10 gün önce başlattığı bir tartışma var. Mikrofonlar uzatıldığında dedi ki ben şarkılarımı vokalistlerime söyletmiyorum. Allah başladı tartışma, ona mı söyledi buna mı söyledi derken 2 gün önce Gülşen'in sahne performansı sosyal medyaya düştü ve artık deniliyor ki aslında Hande Yener o mesajı Gülşen'e vermiş. Gülşen'in sosyal medyada hala dolaşan o kısa videosunu bir kez daha izleyelim. Ben hala şunu söylüyorum. Gülşen gerçekten çok güzel bir sese sahip. Hasta olabilir, sesi kısılmış olabilir ya da ses düzeninin gazabına uğramış olabilir diye düşünüyorum. Evet ve de her zaman söylüyoruz, sahnede hala yıldız olmak. Hala konduramıyorum ben. Sahnede yıldız olmak, dev olmak her zaman da böyle insanın içini titreten bir sese sahip olmayı gerektirmiyor. Yok, hayır. Normal bir sesle de zaman zaman detone de olabiliyor bazı şarkıcılar ama onların yıldız durumlarından bir şey eksilmiyor. Çünkü Gülşen'i konuşuyoruz. Yırtmacıyla, dekoltesiyle, saçıyla, küpesiyle, 10.000 TL'lik eteğiyle, 20.000 TL'lik bluzuyla konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Ama artık şarkılarını konuşmak istiyoruz. Tabii işte sosyal medyada böyle mesajlar yazıyor ve üstüne de bu video geldi. Ama Hande Yener de az değil. Önden fişeyi attı, sonra bu video geriye çekildi. Evet, evet. Evet, son dönemde efendim verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çeken Deniz Seki'nin dikkat çeken başka bir tarafı da sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflardı. O fotoğraflarla ilgili Photoshop iddiaları, filtre iddiaları gündeme gelince Deniz Seki bakın nasıl karşılık verdi bu iddialara. Deniz Seki güzelliğini filtrelere mi borçlu? Sizin uydurmalarınız işte. Ünlü şarkıcı nasıl şov yaptı? Neden taş gibiyim mesajı verdi? Allah aşkına evet, o yüzden yani. Bir kilo alıp 1 kilo vermesiyle gündemden düşmeyen Deniz Seki'nin bikinili fotoğrafları çok konuşulmuş. Bu fit vücudun sebebi olarak da fotoğraf filtreleri gösterilmişti. Deniz Seki hakkında çıkan filtre güzeli, filtre incesi haberlerine ilk kez cevap verdi. Spor kıyafeti ve hatlarını belli eden taytıyla kameralar önüne çıktı. Sonrasını kendisinden dinleyelim. Çok fazla Photoshop konuşuldu. Yani ne Photoshop bu Allah aşkına evet, o yüzden yani. Neden sizce? Sizin uydurmalarınız işte. Vücudunu kameralara gösterdi ve inceciğim dercesine şovunu yaptı Deniz Seki. Zaman zaman şişkinlik yaşadığını çünkü mide probleminin devam ettiğini de üstüne basa basa belirtti. Hala devam ediyor. Onunla ilgili tedavi sürecim var. İlaçlarımı kullanıyorum. Onun haricinde bir sorunum yok. Öpüyorum. Kolay olmayan sevgili izleyiciler, ünlü bir kadınsanız kilo aldı, kilo verdi, yok selülitti, çatlaktı, beden büyüdü, beden sıfıra düştü, yok beden 42'ye çıktı. Gerçekten işleri çok zor. Özellikle bu Instagram ve Twitter'dan sonra daha çok zor. Bir de Deniz'in işi ekstra daha zor. 2018 yılıydı. çok kilo aldın, çok kilo aldın, sana ne oldu yorumları üzerine kız gitti mide küçültme ameliyatı oldu. 33 kilo verdi, 36 bedene düşünce bu sefer başladılar. Bu ne hal? Kemiklerin sayılıyor, çok zayıfladın, biraz kilo alman gerekiyor şeklinde yorumlar üzerine o da kilo aldı. Yine yorumlar başladı. Çok kilolusun. Şimdi fotoğraflarını paylaşıyor. Fotoğraflara da Photoshop var burada, filtre var burada. Bu sen değilsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Deniz de bence şunu da itiraf etmeli. O fotoğraflarla az buçuk oynuyor. Şimdi oynadıkça... O fotoğraflar birebir Deniz Seki değil. Evet, oynadıkça eleştiri de daha çok gelir. Çünkü eleştiren kişi, ha demek ki ben tam 12'den vuruyorum ki bu kendine sürekli oynuyor diye düşünecek. Bırakıp kendinle barışık olduğun andan itibaren o yorumlarda yazsalar bile bir süre sonra önemini yitiriyor. Bir de dikkat ediyoruz, iki kişi uzun zaman sonra karşılaşıyor. İki konu vardır muhabbet. Bir, havalar da bu arada pek soğuk, yağmur da yağacak mı yağmayacak. Ay kilo mu aldın kilo mu verdin? Bak üçüncü bir konu var mı? Biriyle karşılaştığımız zaman hava durumu ve kilo durumu. O gün yüzünde de böyle bir makyaj falan yoksa, hasta mısın? Saçlar da biraz dağıldıysa, seni ben hiç iyi görmedim. Senin bir şeyin var. Hayır, evet, gerçekten ya. Çok iyiyim. Yok, gözlerinin içine böyle bir de dalar dalar hasta bakar. Mısın? Yok, ben seni çok mutsuz gördüm. Bak. Hayır hayatım dersin ve bu sefer senin sana der ki yok. Ruh halin bile değişmiş. Çok geriliyorsun. Halbuki sen ona geriliyorsun. Böyle delirtip adamı mahveden, ondan sonra kahkahatıp gidenler var. Karşılaştığına bin pişman oluyorsun. Keşke görmeseydim diyorsun. Vallahi yok hayatım billahi. Her şey. Evde mi sorun var? Hayır hayatım evde bir problem yok. Geçenlerde şimdi tövbe yarabbim söyleyeyim size. Arayan kişiyi söyleyemem de. Ne? 7-8 ay önce. Alo dedim. Mutlu musun? Nasıl? Yani böyle mi başlanır? Hani mutlu musun merak ettim. İş, özel hayat falan. Ya dedim Allah'a şükür yani dedim. Ha iyiyim bir sorayım dedim de deyip kapattı ya. Böyle bir soru olabilir mi? İnsana hop aşağı. Kendi kendini peki sorguladın mı? Ben acaba mutlu muyum? Sorguladım. Mutsuz mu gözüküyorum dışarıdan diye. Sorguladım ama o dönemde de evden çıkmıyorduk ki beni nerede görüyor? Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, gazetecileri, muhabirleri görünce elindeki zarf nedeniyle paniğe kapıldı Burcu Esmersoy. Çünkü döviz bürosundaydı ve zarfta da para vardı. İzleyelim. Ay darmadan hanım, evet buyurun. Merhaba efendim. Merhaba siz. Hazırlıklı yakaladı size herhalde. Çok korkuyorum şu an çünkü. Köşeyi dönerken karşılaştık. Evet aynen. Burcu'nun en karşılaşmak istemediği zaman, çünkü döviz bürosunda bir takım borçları varmış bankaya, zarfın içinde de euro var, euroyu bozdurmak üzere döviz bürosuna gidiyor, karşısında kimler çıksın karşısında, muhabirler o zarfı ne yapacağını şaşırıyor. Ve geriliyor haklı olarak, şey yapıyor, zarfı nereye saklayacağını da bilemiyor, döviz bürosunda para bozdurmuş, euro bozdurmuş. Oradan o paraları da bankaya götürüyor ve ödemeleri varmış. Belki kirasını vesaire bankadan bir şey ödeyecek. Çekti herhalde. Ya da bankadan çekmişti olabilir ama o zarfla görüntülendiği an ve o yaşadığı panik çok tatlı. Evet, yani büyük bir çanta olsaydı kurtarırdı da zarf biraz tabii onun yakalanmasına sebep oldu. Evet, Burcu da efendim devir, ekonomi devri diyen isimlerden. Bu ara ünlülerin diline bayağı bir pelesenk oldu herhalde. Pandemi yaptı. Devir, ekonomi devri. Pandemi yaptı. Burcu'nun üzerindeki kıyafet efendim ikinci el erkek takımı elbisesiymiş. Bir de Burcu yaptırdığı estetik operasyondan ve gerekçelerini anlatmış. İzleyelim. Nasılsınız diyelim önce? İyiyim, süperim. Sizden emanet. Sizi böyle. Yani daha kışın renklerini duyurmuşsunuz. Evet. Her şeyi takip edin. Evet. Çok özlemişim seni. Evet, ben de öyle. Sus şu an fark ettim. Merhaba. Peki Almanya'yı soralım. Nasıl geçti? Çok güzeldi ya. Tatil miydi? İş için mi oradaydınız? Bir konsere gittik. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Göz ameliyatı haberleri çıkmıştı. Göz ameliyatı. Göz kapağı. Ben orada kendi Instagram'da sordu birkaç kişi. Ne oldu sizde bir değişiklik var falan diye. Çok iyi hissediyorum kendimi o ayrı. Onun dışında benim böyle tam böyle göstermeyeyim şunu ellerim pis. Tam böyle göz pınarlarımın hemen üstünde yorgunluktan oluşan yağ bezeleri vardı. Ve şeyde biz böyle işe gittiğimiz zaman falan böyle tabii ki böyle Hazal falan arkadaşlarım bana çok güzel makyajlar yapıyor göz kapaklarıma. Kapalıyken süper, açınca kayboluyor yani, o kadar kapanıyordu. O yüzden ben de biraz hani işlerimizi kolaylaştırsın falan diye, bir de çok erken başlıyoruz işe. 6'da falan iş başladığın zaman gözüm biraz daha şiş oluyor. Benim hayatımı kolaylaştırsın diye böyle bir operasyon geçirdim ve dünyanın en güzel şeyiymiş bu arada. Bir sürü insan da soruyor. Çok da kolay bir operasyon. Bence gözünde yorgunluk hisseden, böyle gözü çok ağrıyan insanlar için çok doğru bir operasyon. Çünkü böyle hep kaşımı kaldırarak falan bakıyormuşum yorgunluktan. Şu an çok rahatım. Başka bir sorunuz var mı? Sizin oradan geleceğiniz başka sorular varmış gibi bekliyorum ben şu anda. Estetik haberleri çıkıyor. İşte yani. Ben kendim söylediğim için diyelim. Paylaştığım fotoğraflardan değil, ben kendim samimi bir insan olduğum için söylemek istedim. O yüzden insanların da çok hoşuna gitti. Şimdi bir sürü insan da soruyor. Ne kadar sürüyor, kaç gün sürüyor falan diye. Çok kolay, buradan söyleyeyim hemen. 3 gün evde olursanız çok iyi. Bir hafta sonra iyileşiyorsunuz. 15 gün sonra da makyaj yapmaya başlayabiliyorsunuz. Yazın yapmayın operasyonu. Çünkü güneş lekesi olabilir. Kışın tercih ederseniz çok daha iyi sizin için. Bu kadar. Şu rozeti de soralım efendim. Kimi? Rozeti. Bebicim, ben bu ceketi aldığım zaman, bu böyle şey ikinci el bir takım. Erkek takımı. Aldığımda bu vardı. Bozmak istemedim. Öyle mi? İkinci el mi kıyafetler tercih ediyorsunuz sonunda? Yani artık hepimiz öyleyiz ya, biliyorsun işte sustainability falan, biraz böyle daha böyle var olanı biraz döndürmeye çalışıyoruz hepimiz. Zaten normalde bizim yaptığımız iş biraz tüketime de hizmet ediyor ister istemez. Biraz kendim, en azından kendi hayatımda daha uygun davranmayı tercih ediyorum. O yüzden böylesini tercih ediyorum. Peki zorlanıyor musunuz erkek kıyafetlerini tercih ederken? Üzerinize bulmak. Çok güzel değil mi? Çok yakışmış da çok uğraşıyor musunuz bulmak için? Hiç, hayır. Aşkım bak, benden çok güzel malzeme çıkar, beni konuşturmayın ne olur. Bir bomba var da çıkmıyor. Yok, çıkmaz. Yok, hiç zorlanmıyorum. Vallahi bir erkekten daha çok yakışmış. Güzel taşıyor. Şimdi kendimi öyle bir kıyafetin içinde düşündüm. Beni mahveder. Öyle bir çökertir ki yerin dibine sokar ki. Giydiğine bin pişman olurum. Aldığıma giydiğime bin pişman olurum. Ama bu ara bir tasarruf akımı var. Farkında mısın? Tabii ki. Beren Saat mesela yıllar önce giydiği bir kıyafeti giymişti tekrardan. Evet. Herkes bir sandıkları açmaya başladı. Kesinlikle. Cambridge Düşesi, Kate Middleton. Aynen. 10 ay önce bir davette giydiği kıyafeti geçtiğimiz günlerde giymişti. Aynısını giymişti. Böyle bir sürü isim sayabiliriz. Zuhal Olcay da söyledi. Ne gerek var zaten bir şeyi bir kere giyip bir kenara atma dönemi, o bundan bir 10 yıl önce falandı. İkinci kez giydi mi? Haber olur da. Aslında şunda Ebru Gündeş çok güzel bir harekete imza atıyor. Evet. Ebru Gündeş Satıyor projesi kapsamında giydiği kıyafetleri satıyor ve oradan gelen parayı da vakfa bağışlıyor. Bu ne çok güzel bir hareket gerçekten. Ki Ebru Gündeş de biraz tasarrufa doğru gitmeye başladı. Bak bir sahnesinde böyle 4-5 kostüm giyer ve en ünlü modacıların en pahalı kostümlerini tercih ederdi. Şimdi daha sade modeller, daha az kıyafet. Burcu'nun röportajını ekrana getirebiliyor muyuz? Sen dedin ki oradan bir parça belli oluyor sanki. Dikişleri tam iyileşmemiş ama hiç iz kalmıyor normalde. Yok, hiç iz kalmıyor da göz ifadesiyle, belki makyaj da olmadığı için böyle bir küçük geldi. Zaten size bir şey söyleyelim mi? Maske gerçekten korunmak amaçlı çok iyi bir şey. Hiç çıkarmayalım maskemizi, onu söyleyelim. Kesinlikle. Mesafeye de dikkat edelim. Çıkaranları da uyarıyoruz. Ama şöyle de bir kurtarıcı etkisi var. Makyaj. Kendini çok kötü hissettiğin zaman ve o kötü hissettiğinde kimse seni o an görmesini istediğinde maskeyi şöyle çekiyorsun. Bir de gözünün altına kadar, bir de gözlük taktın mı seni kimse görmüyor. Evet ama bizim muhabirler... Burcu'da da şu an makyaj yok zaten, yüzünde hiçbir şey yok. Evet ama ne güzel parlıyor. Bizim muhabirler büyük cabbar. Şapka tak, gözlük tak, maske tak, yine de seni tanıyorlar. Ünlüler bile şaşırıyorlar nasıl tanıdınız diye. Peki diğer haberimiz... Var mı makyaj var diyor. Eda hemen oradan müdahale etti. Eda, senin sesi yayına versek aslında. Evet. Rimel var, far var, eyeliner var, Eda her şey var. Nasıl makyaj hayatım yok diyor. Evet. Eda bizden beter. Ünlüler esas Eda ile yanarlar. Peki Şebnem Şefer'di konuğumuz ve... söz dönüp dolaşıp özel hayatına geldi. Sevgilisini sorduk. Söyleyip söylememek konusunda kararsız kaldı. Öyle böyle ipuçları verdi ki ikinci sayfa onun kim olduğuna ulaştık. Bakın kim. Şebnem Şefer'in 2 yıldır gizli aşk yaşadığı ünlü oyuncu kim? Yani benim durumum belli, kendime göre belli. Siz beni biliyorsunuz. Ünlü model isim vermedi ama ikinci sayfa gizli aşkın kim olduğunu buldu. Şubat'ta iki sene olacak. Dün ikinci sayfanın yayınına katılan ünlü model Şebnem Şefer 2 yıldır herkesten sır gibi sakladığı bir olayı itiraf etti. Yani benim durumum belli, kendime göre belli. Siz bilmiyorsunuz daha yani. Biz biliyor muyuz? Yeni birisi mi? Yani şöyle pek yapmıyoruz. Yani kaçmıyoruz da ama ortalarda da değiliz. Yani Şubat'ta iki sene olacak. Aa. Ünlü model bir sevgilisi olduğunu itiraf etti ama ismini bir türlü açıklamadı. Peki tanıdığımız bir isim mi? Ya şimdi ben hani daha önce bir şeyler hani sorun yaşadığım için hani magazinde, o yüzden biraz siz de kabul edersiniz de biraz evet, böyle ama... yani çok hani kaçmıyoruz ama gidip de şimdi durup dururken hani birisi bir yerde çekse tamam. Ama okay. O kritik süreci atlatmışsınız. Baksana 2 sene geçmiş artık. Evet, kritik süreç atlatın. Tamam, bir 2-3 aylık dönem olsaydı sakla evet. Tamam. Şebnem Şefer ses verdiği sır vermedi ama ikinci sayfa ünlü modelin sakladığı o ismin kim olduğunu buldu. Ünlü model 2 senedir 80'ler dizisinde Nevzat rolüyle tanınan Eray Yasin Işık'la aşk yaşıyor. Ünlü çift gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını nedendir bilinmez açıklamaktan geri duruyor. Yanımda Eray Yasin Işık var ve güzeller güzeli Şebnem Şefer. Evet, konuğumuz da geldi efendim. Oyunculukta, meslek hayatında 45 yılı geride bırakan Ali Erkazan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizleri tekrar görmek çok güzel. Bizim özleşmiştik vallahi. Biz de sizi özlemiştik. Ali Erkazan'la ne programlar yaptık. Bu arada yaptık. Şebnem Şefer VTR'sini sizleri izlerken biz arada başladık dedikodular kaynatmaya. Siz Şebnem'le bir filmde yer almıştınız. Evet, bir filmde beraberdik işte. Bayağı bir geniş bir kadro vardı. Hiç değişmemiş bir kere. Yok dediniz. Gördüm, evet, bayağı hiç değişmemiş. Hala o güzelliği, tazeliği, duruluğu duruyor. O set eğlenceli bir set miydi? Eğlenceliydi. Aslan da çoktu, kıza da. Şebnem'e. Tabii hiç yüz vermedi. Yani öyle bir kız değil. Belki hani ünlülerin böyle toplumda başka bir imajı oluyor ya. İşte o onladır bunları. O kız onlardan değil yani. Evet. Ben bizzat tanığım. Evet ve genç meslektaşınız Eray Yasin'le aşk yaşadığı ortaya çıktı Şebnem Şefer'in. Bizim programa geldi. Kim diyoruz? Söylemiyor. Söylemiyor. Hiç. Oyuncu mu? Oyuncu. Siz öğrenirsiniz ya. Hemen. Biz öğrenmesek bile hemen seyircilerimiz anında araştırıyorlar. Takip listelerine giriyorlar, oralardan buluyorlar. Aynen bak, çapraz sorgu. Doğru. Geliyor şimdi, evet. Size de geliyor. Size de geliyor. Da geliyor. Evet, 16 sezondur ekranda olan efendim Arka Sokakların Rıza babası Zafer Ergin yıllara meydan okuyor. 79 yaşındaki Zafer Ergin yıllar geçtikçe gençleşiyormuş. Vallahi bunun sırrı neyse şurada kalem kağıt yazmak istiyoruz. Bak kalemi aldım ama haberimize. Arka Sokakların Rıza babası 79 yaşındaki Zafer Ergin, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödül Töreni'nde ödül aldı. Yaşam boyu onur ödülü kazanan Zafer Ergin, enerjisiyle gençlere taş çıkardı. Ödüller çok güzel bir şey. Hele genç yaşta böyle bir ödüle kavuşunca daha da güzel. Yalnız her ödül bir sorumluluktur. Tabii. Onu da söyleyeceğim içeride. Onun için bu ödüle sahip olmanın sorumluluğunu da taşımak zorundayız. Sadece enerjik görüntüsüyle değil, Zafer Ergin verdiği mesajlarla da örnek kişiliğini sergiledi. Zafer Ergin mizahi yönüyle de röportaj sırasında herkesi güldürdü. Çok teşekkür ederim. Bu uzun süreyi değerlendirdiğinizde Zafer Ergin şöyle bir geçmişe baktığında ne anlatabilir, ne söyleyebilir bize? Oturabilir miyiz? Kesinlikle ufak şöyle bir anlatacağım da. Çok uzun zaman. Tabii. Çok değişik konularda çalıştık, çok uzun süre çalıştık. Çok İstanbul'a sonradan geldim. Büyük bir heyecan içinde geldim. Teknoloji, her şey değişiyor. Eski dublörler mesela böyle bantlar atıyorlar. Şimdi o her şey değişti. Teknolojide de, arabada da aynı şeyleri konuşuyorduk arkadaşlarla. Teknolojiye ayak uydurunca işlerimiz biraz daha kolay mı oldu, zor mu oldu onu düşünüyorum. Ama giderek güzelleşecek herhalde, giderek daha iyi olacak. Ve bu gece burada sizlerle beraber olmaktan da çok mutluyuz, arkadaşlarımla beraber. Hoş geldiniz diyelim, Arka Sokaklara da Türkiye'de. Arka Sokakları yalnızca beraber biz temsil ediyoruz çünkü diğerleri çalışıyor. Çok uzun senelerimiz olsun Arka Sokaklar'da inşallah. Biz zaten yaraladık diziyi. Şimdi nefesimizi tuttuk, izliyoruz. Ali Erkazan 79 yaşında meslektaşınız. Zafer Ergin. Evet, o ama yani doğuştan genç bir adam. O, ona yıllar etki etmiyor. Evet. Biz hepimiz arkasından yetişiyoruz ama o hala orada duruyor. Yani 40 yıl önceki yani eski fotoğraflarına baktığınızda da aynı. Bir yerde durmuş ve ilerlemiyor. Zafer abi kendine bakan biri, disiplinli biri, mesleğini seven biri. Galiba o tür şeyler onu diri tutuyor yani. Genler bir kere çok etkili. Yani onun kesinlikle da etkisi vardır tabii. Ama o işin tıbbi kısmı, ona benim kafam çok fazla basmıyor. Ama şu da var tabii. Yine biz bir araştırdık, bir bakalım dedik Zafer Ergin'in sırrı ne diye. Ser vermiş, sır vermemiş. Hiçbir şekilde detay yok. Evet. Şener abiyle aynı yaştalar, Şener Şen'le. Şener Şen'le. Evvelki gün işte Şener abinin oyununa gittik. Zengin Mutfağı'nı. Çok keyifli, güzel bir oyun izledik. Aynı yaştalar. Şener abi de öyle. Bak o da çok fazla değişmiyor. O da iyi duruyor. O da gayet diri, iyi. O yaşta adam 2 saatlik boyunda merdivenlere koşturuyor, aşağı iniyor, oraya zıplıyor, buraya koşuyor. Yani tabii ki mesleğini sevmenin, bu işte çok önemli var olmanın getirdiği keyfin, yarattığı enerjinin filan da etkisi oluyor büyük bir ihtimalle. Acaba Zafer Ergin yüzüne ufak tefek dokunuşlar, makul dokunuşlar yaptırıyor. Makul diyorlar. İşiniz gücünüz milletin dotoksu petoksu. Sana ne bırak. Bana ne olur mu? Belki ufak tefek bir şeyler yaptırıyordur. Çok merak ettim. Yani bu böyle... Bak, Erkan Özerman ne dedi? Sana ne dedi? İstediğime masaj yaptırırım dedi. Size ne? Ya işte. Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Ali Bey çok başarılısınız. Günümüz starlarından kiminle başrol oynamak isterdiniz? Ah keşke şu dönemde genç olsaydım dedirten oyuncu kadın kim size? Yani gençlerden demek istiyor. Ah şimdi genç olacaktım da onunla kamera önünde oynayacaktım dediğiniz. Ben bu soruya başka bir açıdan yanıt vereyim. Geçenlerde bitti biliyorsunuz. Çukur diye bir dizi vardı. Evet. Onda oynamayı o kadar çok istedim ki. O kadar. Bak kendi sosyal medya hesaplarımdan yazdım. Çağrılarda bulundum. Ulan para da istemiyorum. Şunu da bir oynayayım diye. Çok seviyordum diziyi çünkü. Yani başlarda bu önyargılar oluyor ya. Bakıyorum lan damlarda koşuyorlar. Ona ne lan bu filan. Sonra müzikleri beni çok çekti. Evet. İşte bir dinlemeye başladım. Ondan sonra dizinin içine girdim. Bir şeyler söylüyor. Duvar yazılarına baktım. Ulan bunların bir derdi var dedim. Bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Ve işte Çukur'un orada bir aile olduğunu, aslında bir mahalle değil, büyük bir aile olduğunu ve ailenin her türlü değerlerin üstünde olduğunu anlatmaya çalıştıkları, dayanışmanın ve hep kötülerle savaşıyorlar. Onlar kötü değil. Mahalleye uyuşturucu sokmuyorlar, işte kötülük sokmuyorlar. Herkesi koruyorlar, yardımlaşıyorlar, paylaşıyorlar. Bayıldım yani. Ondan sonra tiryakisi oldum. Her pazartesi oturup böyle. Peki sonra o kadar yazdınız. Hiçbir dönüş olmadı mı? Olmadı. Şimdi Necip Memili ile aynı projedeyiz. Ben konuk olarak girdim. Kanunsuz Topraklar işte. Birinci bölümde de öldüm. Ama şimdi arada böyle hayal sahneleri falan yazıp çağırıyorlar. O ilk okuma provasında Necip de o kadroda. Ulan dedim şu Çukur'da bir ben oynamadım ya dedim ya. Bir ben oynayamadım. Ya abi dedi hakikaten falan. Böyle bir serzenişte bulunduk birbirimize. O da kaldı. Şimdi Çukur Ormanı yapıyorlar ya bunlar. Dedim ki Çukur'da oynayamadım ama o ormana dedim bir fidan dikeceğim. Çukur'da yer alacağım. İçinizde ukde kalmış. Peki biraz evvel Gülşen'in sorusuna cevap vermenizi istesek. İşte buradan. Hayır buradan. Hani şöyle şu an star isimler var. Fahriye Evcen, Beren Saat. Fahriye ile biz oynadık ama baba kız oynadık. Aşk Tutulması filminde. Tolga'nın Sayışman'la beraber baba kız oynadık. Ama şu an işte... Gençlerden kimi beğeniyorsunuz? O kadar karıştık her şey. Çok. Beğenilerimiz de geride kaldı. Beğenmediklerimiz de geride kaldı. Her ay yeni bir isim çıkıyor zaten. Çok karıştı. Yani bir de artık mevzu oyunculuktan çıktı. starlaşma, güzel, popüler olma, güzel görünme, yakışıklı görünmeye döndü iş. Ama yetmiyor onlar tabii tek başına. Oyunculuk için yetmez ama şimdi var olan yapının içerisinde para ediyor işte. Hı. Ne kadar para ettiğini siz de biliyorsunuz. Evet, biz çok iyi. Allah daha çok versin. Kimsenin öyle kazancında gözümüz öyle yok. Ama işin emektarı olan, işin gerçek sahibi olan, aktörlük, aktrislik mesleğini yapanların da haklarını unutmamaları gerekir, yapımcıların. Evet. Onlara gereken değerlerin verilmesi gerekiyor. Birçok iyi oyuncu yoksul şartlarda yaşamlarını sürdürüyor ve yoksul ölüyorlar. Evet, evet. Onlara yaşarken sahip çıkmak lazım. Yani sahip çıkmayı acımak anlamında söylemiyorum. Evet, değerlerini ortaya çıkartmak lazım. Evet, şimdi hem star olan hem de çok para kazanan, seyirci kitlesi de yüksek 3 isimle ilgili haberimiz var. Ama önce usta olarak size soralım. Şahan Gökbakar mı? Seyirciye de soralım. Evet, Cem Yılmaz mı? Ata Demirer mi? Hem size soruyoruz hem seyirciye soruyoruz. Vallahi şimdi... Bir ismi seçin, hemen habere pas edelim. Sonra... Cem mesela bana göre aktörlük sınıfında olan biri değil. Onun tarzı başka. Hı. Ama o da aktörlük içerisinde yer aldığı işler yapıyor, yapmaya çalışıyor. O anlamda hani o mu bu mu diye bir... ayrım yapma ama şansı yok. Ama bir tane isim istiyoruz sizden. Seyircilerimizden de istiyoruz. Önce o zaman haberimizi izleyelim. Tekrar dönelim. Tamam. Cem Yılmaz'ın sanat yaşamı karikatürle başladı. Leman'da karikatür çizen, Leman Kültür'de sahneye çıkan Cem Yılmaz da komedi filmlerinin büyük emektarı. Cem Yılmaz sinemaya onlarca eser kazandırdı. Sinema filmi yaptı ancak karikatüre veda etti. Kariyerine sinema filmleriyle devam etti. Stand-up gösterilerinden de hiç kopmadı. Kendi yazdığı filmlerin başrollerinde yer alan Cem Yılmaz bir de yapımcılığı, yönetmenliği üstlendi. Şahan Gökbakar'ın kariyeri TV8'de skeçlerle başlamıştı. Recep İvedik tiplemesi de TV8'deki Dikkat Şahan Çıkabilir programında yer alan bir karakterdi. Ancak Recep İvedik skeçleri televizyonda çok izlenince Şahan Gökbakar Recep'in elinden tuttu ve sinemaya taşıdı. Sinema kariyerine epey uzun bir süre Recep İvedik'le devam etti Şahan Gökbakar. Şahan Gökbakar'ın 10 filminden 6'sı Recep İvedik. Recep İvedik, Türk sinema tarihinde de izlenme ve hasılat rekorları kırdı. Recep İvedik 1, 17 günde 3.150.000 kişi tarafından izlenmişti. Ata Demirer kariyerine müzisyen olarak başladı ancak komedyen olarak devam etti. Nice komedi filmi çekti. Ata Demirer genelde Ege komedilerini daha çok seviyor. Eyvah Eyvah serisi de çok sevilmişti. 49 yaşındaki Ata Demirer 1995 yılından bu yana komedyen olarak kariyerine devam ediyor. Evet, usta dikkatle izledi. Evet, tek. Dikkatle şimdi, izledi. Cem'i değerlendirdiniz. Cem'e şu katkıyı da yapmak durumundayım. Cem daha çok zekasıyla komedi yapan bir arkadaşımız. Ve o zekası da müthiş. Kesinlikle. Yani Şahan bana komik gelmiyor hiçbir zaman. O tip komedisi yapan biri. Ben de o işi, o anlayışı samimi bulmayanlardanım. Ata da böyle işte komedi ama daha çok taklitler ki o konuda çok iyi, çok becerikli. Yani üçünün de eğlendirici yanları vardır ama beni eğlendirmeyen sadece Şahan. O öbür ikisiyle eğlenebiliyorum yani. Ama Şahan'ı... onunla yıldızım barışmadı bir türlü. Şey bulmuyorum yani, komik de bulmuyorum. Kişisel bir şey? Yok. Yok. Tanışmayız bile. Yani işte mesela Recep İvedik'i izlemedim ben. Ha, hiç izlemedim. İzlemedim. Evet, seyircilerimiz de... Tanıtımlarından gördüğüm kadarıyla uzak kaldım. Bana göre değildi şimdi. Seyircilerimiz yazmış. Hayat Sözer diyor ki Ali Erkazan Cem Yılmaz'ın aktörlüğünü sorguluyor. Acaba Av mevsimini izlemiş midir? Lütfen sorar mısınız? İzledim. İzledim diyor. Evet. Orada da... Hepsini izledim. Hepsini. Yani ben Cem'i izlemem falan diye bir şey söylemek istemem. Söylemedim de zaten. Sadece izlediklerimden onun hakkında, aktörlüğü hakkında bir fikrim var. Onu söyledim. Yoksa hani bu benim fikrim. Bu Cem'in kötü oyuncu ya da iyi oyuncu olduğu anlamına gelen bir şey değil. Seyirci de ikiye ayrılmış durumda. Yeşilyurt 1256 koduyla yazmış. Cem Yılmaz'a hiç gülmem, filmlerini hiç izlemedim, saçma. ve ama Şahan ve Ata'ya çok gülüyorum demiş. İşte bu da bir başka bakış. Evet, tek kelimeyle Ata Demirer demiş. Komedinin başındakilerin hepsi çok lezzetli. Üçünü de çok beğeniyorum diyenler var. Belgin Ata Demirer, Hülya Hanım da Ata Demirer'i tek geçerim demiş. Şimdi ben bu sizin sorunuza az önce Şener abi'den bahsettim ya. Aktörlüğü, komediyi, dramı kattığım zaman buyurun Şener Şen, bir de bu üç arkadaş. Siz değerlendirin. Yani ne yapalım? Üç isim de Şener Şen der zaten. Yani, onların da ustalarına saygıları yani yüksek. Bizim önümüzde Şener Şen gibi bir örnek varken biz neden yani buralardan bir seçim yapmak zorunda kalalım ki? Biz, onlar bir Şener Şen olma hamurun içinde yoğrulsalar o zaman gereken hakları da verilir yani. Evet. Peki genç oyunculardan bir isim Demet Özdemir, hiç çalıştınız mı, hiç tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Fotoğraf karesini görünce belki hatırlarsınız. Demet Özdemir efendim ayakkabı ve çantaya çok para harcadığını itiraf etti ve hemen ardından da ekledi, indirim kovalıyorum dedi. Demet Özdemir indirim günlerini kovalıyor. İndirim takip eder mi? Tabii ki ederim, niye etmeyeyim? Yani kolay kazanmıyoruz sonuçta değil mi? Ediyorum tabii ki. İndirimleri kaçırmıyorum diyen Demet Özdemir'in geçen hafta giydiği çizmenin fiyatı 7.000 lira, çantası ise İşte bunun indiriminden ne olur abi? Bu indirimli hale herhalde. Evet, indirimli hale. O bir marka giymeyi seviyor. Bir marka tutkusu var Demet'in. Ama markalar da genç oyuncuların peşinde hayatım. Şimdi almasan bile kapına o kadar çok çalıyorlar geliyor ki benim pantolonumu giy, benim kazağımı giy, benim eteğimi giy, o da alıp giyiyor. Bazıları da zaten fiyatı söyleniyor ama çoğu da sponsor oluyor zaten. Tabii hediye gönderiyorlar. Hediye gönderiyor. Mesela geçen aylarda bir hırka giymişti. O hırkayı ben daha üzerinde görmedim. Ne kadardı? 2600-2700 lira bayağı bir fiyatı vardı o hırkanın. Halbuki hırka derviş giysisidir. O böyle halktan bir şeydir. Evet. Ama o fiyatı koyunca hırka olmaktan çıkıyor. İşte o zaman diyorlar ki o çok kıymetli. Hani bir abartı hırkayla... Burada. Hırka bu. Hırka değil. Hırka mı bu? Hırka bu. Üşütürsün. Yarısı yok bunun. Üşütürsün valla. Yarısı yok. Çekmiş, makineye atmış, çekmiş. Bu kadarı mı 7.000 lira? İplik bitmiş. Tamamı 20.000 filandır herhalde. Evet. Bu hırka olmanın ötesinde. Hırkayı yanlış mı söylemişim? 3.452. Eksik söylemişim. Bu 5.000 olan ne abi? Fıçık etek mi? Evet. Ben onu turşu fıçısı filan zannettim. Hani benziyor, renkli, fantastik bir fıçı zannettim. Çantasında. İçine dolduruyorsun kışlık turşunu. Çantada 3387 lira. Çantanın da öyle bir esprisi var mı bilemedim. Ulan dümdüz çantanın içindeki kapkaççı çantayı çalsa yolunu bulacak. İçindekini boş ver. Boş da olsa. Evet. Evet, sadece kıyafete para yatırmıyor. Tabii gayrimenkule de yatırım yapıyor. Zekeriya Köy'den 5 milyon liraya kısa bir süre önce de bir ev almıştı. Daha mantıklı şeyler. Tabii ne kazanıyorsa artık. Çok iyi para kazanıyor. Çok iyi. Gençler büyük para kazanıyorlar. Peki o bu kadar mı şu kadar mı derken tam sizlik bir haber geldi. Dün bizim bayağı bir eğlenmemize sebep oldu Gülşen'le. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Dünyaca ünlü bir İspanyol markası yırtık detaylı sweatshirtüyle sosyal medyayı salladı. Görüntüsü burada Ali Bey. 21.950 TL değerindeki ürün için tek kuruş vermem, bu ne ya, evsiz kıyafeti gibi diyenlerin yanı sıra böyle bir şeyi beğenenler de oldu. Abi bunun 21.900'ünü at, 50 liraya bundan daha güzelleri var salı pazarında filan. Yani. Bir de yırtık. En azından yırtılmamış. Yırtık bir de. Peki Ali Bey bir mağazaya girdiniz. İşte giriyoruz çok şükür. Tamam, girdiniz, askıda bu var dediler ki siz bir de şunu deneyin ve fiyatını sordunuz. 22.000 dediler, ne dersiniz? Tezgahta çalışan arkadaş. Hemen üstünden çıkartırım. Al kardeşim, güle güle kullan derim, ona giydiririm. Eve gider ya bir tane de kazağımı keserim. Ya zaten o etiketlerin olduğu mağazalara girmem ki ben. Yani giremem, önünden bile zor geçemem yani. Bakıyorum gerçekten hani işte bir şeylere ihtiyacımız oluyor. Gidip önce fiyatına bakıyorum. Tabii ki hepimiz bakıyoruz. Fiyatına bakıyorum. Sonra benim altı yoldan aşağı inerken orada böyle pazar var. Orada benim bir tane tişörtçüm, eşofmancım var. Ben gider ondan alırım. 50 lira alta veriyorum. 40 lirada üste veriyorum, 90 liraya, 100 liraya alt üst yapıyorum. Vallahi pazarda öyle güzel şeyler var bak, ki. Bir eşofman atları alıyorum oradan ben. İstediğin kaynar sulara at, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Buna bir de yıkadın mıydı bu başlıyor böyle olmaya. Doğru. Bir de bununla herhangi bir kulübe gitsen, o popüler kulüplerden almazlar. Birini almazlar seni içeriye. Tabii. Beyefendi şunları diktirin öyle gelin derler ya. Evde eminim sizin de bizim de seyircilerin de böyle bir sürü sarkmış sünmüş kazakları var. Şimdi markaya haksızlık olmasın ama kes, biç, yarala, sök, al, ya bu al nasıl işte. Tasarım? Gerçekten nasıl tasarım? Ve kim giyecek? Çok merak ediyorum kim giyecek. İşte giyen 21.950 lira koyunca birileri giyiyor tabii. Tabii o fiyatı koyuyor ki giyen var ki evet. Koyuyor. Yoksa yani... Oraya 50 lira dese kimse almaz. Almaz. İstediği kadar da kaliteli olsa. Aa 50 liraymış bu giyilir mi ya? Kesin doğru. İlk yıkamada çeker. Bunda bir şey var tabii. Dersin. Halbuki yıka yıka çekmez. Tabii. O aynen durur. Son dönemde genç oyuncuların yüzlerine gözlerine yaptıkları işte botoksu, dolguyu çok sıkça konuşuyoruz. Onlardan ne para be? Bir tepki de Perihan Savaş'tan gelmişti. Perihan Savaş'ın şaşkın ördek tepkisi neydi? Diyor ki yok efendim şuram kırışık, buram sarkık çıkmış. Hiç böyle kaprislerim olmaz. Rolüm neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Sinirlenince kaşımızı çatamıyorsak, her şeye şaşkın ördek gibi bakıyorsak oyuncu değilizdir zaten. Ona şaşkın ördek demeyelim de Fransız askısında kalmış ki o aklı. Askıda kalmış. Hiçbir yere oynamıyor. Çekelim. Şöyle bir ağız halindesin. Gözler de bu kadar açılıyor. Ondan sonra... Boynunu bile döndüremiyorsun askı kopacak diye belki. Evet tabii buralar kırışacak diye bir de. O kadar para verdik kopsun mu yani değil mi? Peki oyuncuların böyle yaptırması çok fena değil mi? Vallahi çok fena. Yani şimdi düşünsenize benim botoks yaptırdım. Ulan ben dede oynayacağım, baba oynayacağım. Yani böyle evin oğlunu oynayacak değil mi? Fit halde çıksan ne olacak yani? Kimse inanmayacak ki. O kırışıklık olacak ki bak ben... makyajda hani genelde kapatma anlayışıdır evet, makyaj. Hani doğru. Tipe uygun bir şey değildir. Ben kapattırmam. Ulan diyorum ben bu çizgileri elde etmek için 60 sene yaşadım. Doğru. Neyini kapatıyorsun bunu? O çizgiler lazım bana. Şimdi öteki türlü olduğu zaman buradan geldir, oradan girdir. Böyle evin oğlu. Şey Vietnam'dan gelmiş bir jön gibi çıkıyorsun ortalığa çekik gözlü falan. Yalnız sadece tabii genç oyunculara haksızlık etmeyelim. Sadece genç oyuncular da yaptırmıyorlar. Böyle usta diye tabir ettiğimiz isimler de yaptırıyorlar. Ve bayağı böyle bağırıyor onlarınkine. Genel söylüyorum evet, zaten. Evet. O yüzden kendi yaş grubumdan örnek verdim. Yani sen şimdi bunu yaptırıp bu çizgileri kaybettiğin zaman... yani aslını inkar ediyorsun. Sen baba oynayacaksın, dede oynayacaksın. Evin oğlunu oynamayacaksın ki ne gerdiriyorsun oranın buranı. Neyi kapatıyorsun? Peki Ali Bey ekrana bakıp da ya kardeşim ne yaptırmış, aynı yaştayız, niye yaptırıyorsun dediğiniz isimler var mı? Var. Kim? Söylemem. Sonra kavga çıkar. Ama var. Sizler de biliyorsunuz. Biliyoruz. İşte görüyorsunuz. İzleyici de biliyor bunu. Evet. Onun ayırdığındalar zaten. Evet. Artık yani onların seçimi, tercihleri deyip görmezden geliyorsun ya da ilgilenmiyorsun. Yani ama bir oyuncuysan o işlerle işin olmayacak senin karşı. O işlerle işin kamera önünde olur. Yani rol neyi gerektiriyorsa onun makyajını yaparsın. Evet. Sildiğin zaman... Şimdi sokakta da böyle botokslu dolaşmayı göze alıyorsan ayıp ediyorsun yani. Ya şu hoşuna mı gidiyor senin? Çünkü çoğu böyle söylüyor. Ulan bak kaç yaşında adam gitmiş botoks yaptırmış. Ama sen de onunla böyle dolaşıyorsun. Arkandan neler söylüyor. Neler söylüyor. O kadar para verip kendini rezil ediyorsun. Evet. Doğru. Peki genç meslektaşlarınız size göre henüz yolun başında. Kerem Bürsin'le Can Yaman. Arkadaşlarımız Kerem Bürsin'i görmüşler ve Can Yaman'la İtalya'daki rekabetini sormuşlar. Söz döndürmüş dolaşmış. Hande Erçel'e de gelmiş. Bir proje mi geliyor? Bizim aklımıza direkt bu geldi ama. Yani konuşuyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Bakalım. Yani bakalım, daha net bir şey olmadığı için bir şey söylemem doğru değil ama güzel, ilginç, cool, farklı şeyler konuşuyoruz. Size zaten bir proje değil herhalde, değil mi? Efendim? Var olan bir projeye dahil olmanız. Yok. Geçmiş günlerde açıklamanız vardı işte, oyuncu olmasaydım kickbox yapardım. Belki böyle bir dövüş filmine falan. Aha. Yıllardır çalışıyorsunuz, böyle bir şey de görmüyorsunuz. Yani inşallah yani ya en önemlisi güzel bir hikayesi olsun. Çok fazla yurt dışı seyahatleri oluyor bu aralar. Orada da özellikle İtalya'da olan ilgiyi gördük size. Nasıl hissediyorsunuz bununla ilgili? Yani çok güzel bir şey. Güzel yani, tabii şaşırdım ama bence yani bu sırf benden de kaynaklı bir olay değil. Bence bir sürü oyuncumuz piyasamızda, bir sürü değerli oyuncu var zaten. Bence hepsi de aynı ilgiyi görürlerdi. Şimdi İtalya olunca sizi direkt Can Yaman'la karşılaştırdılar. Fizikler de biraz benziyor falan, böyle siz bu rekabet konusunda bir söyleyeceğim bir şey. Yani rekabet olarak görmüyorum, o yüzden yani diyeceğim. Bu yanlış anlaşılır, ben size söyleyeyim. Rekabet olarak görmediğim. Ha yok yani. Yani ben direkt burada uyarayım, sonra başınızı şaşırın. Rekabet olarak görmek yanlış. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü burada herkesin yolu farklı, herkesin yaptığı durum değişik. Farklı ülkelerde yani bence hepimizin tek bir amacı var. O da ülkemizi en güzel, en doğru şekilde temsil etmek. Saat daha erken olduğu için bir soyunmanızı beklemiyoruz şu anda. Ne anlamda? Ne anlamda? Geçen bir açıklamanız vardı ya. Nerede? Çok konuşuldu. YouTube muydu? Dergi çok alkol alınca soyunuyorum, o yüzden kullanmak istemiyorum falan. Beni hiç alkollü gördünüz mü? Görmedik. İşte. O yüzden diyorum ya, erken olduğu için de alkolle çok aram yok açıkçası, yani dürüst olacağım. Yani onu şakasına söylemişimdir. Hande Hanım'ı birkaç gündür göremiyoruz yanınızda. O nasıl? Onu da kendisini göremiyoruz. İyi gayet iyi. Her şey gayet yolunda. Yani işler var işte, gördüğünüz gibi toplantılar falan filan. Onun da kendi işleri var. Yani ama buluşuyoruz. Muhtemelen siz gurur duymuşsunuzdur ama IMDB listesinde Hande Hanım da kendi yaş grubunda dünyada en çekici ikinci bayan seçilmiş. Ya tabii yani şimdi yani Hande, ben soracaksınız sandım, bir ödül aldı, uluslararası bir ödül. Ben daha ziyade o, yani şimdi IMDb'deki bu puan şeyleri falan filan elbette çok güzel bir şey ama yani Hande'nin de bence bakış açısı, yani bu işiyle çok alakalı bir şey olmadığı için ama mesela ödül alması, yani o da çok yani ilgilenmiyor. O konularda aşırı mütevazi, inanılmaz bir insan ama ben daha ziyade dün gördüm galiba haberi. Uluslararası bir ödül alması, yani o olağanüstü bir şey ve hak ediyor da, çok hak ediyor. Çok çalışıyor, çok çalışkan. Müthiş bir insan yani. Haberi gördüm dediniz, kendisi vermedi mi size bu haberi? Yok. Biz hiç o tarz şeyler konuşmuyoruz. Geçtiğimiz günlerde havaalanında bir tepki oldu. Çok konuşuldu aslında. Aramızda güne kadar sorun olmadı ama. Nasıl bir tepki? Ya Hande Hanım sürekli çektiğimize dair bir tepki gösterdi. Yani bence çok şey oldu. Yani biraz... Yani şimdi Hande adına da konuşmam çok doğru olmaz ama ben yani bence yani şimdi o tarz şeylerde bence eminim siz de anlayış gösterirsiniz ki oradaki arkadaşlara da onu sorduk. Yani şimdi yani ben yurt dışından yeni gelmişim veya o yurt dışından yeni gelmiş, yani ilk yapacağın şey sevdiğin insanı görünce bir sarılmak, bir şey yapmak ama şimdi yani hak verirsiniz yani kameralarda olunca yani o özlediğin kişiye sarılamamak ya da yapamak, yani bir oluyorsun yani bize bir 5-10 dakika ya da tam bir cevaplayalım sonra çekmeyi kesin ki biz yani o anın tadını çıkaralım durumuydu. Bence o tepki ondan kaynaklıydı, yoksa kimseye bir saygısızlık ya da kimsenin işine bir şey değil bu. Ket yapılıyor, en çok hangisi evlenir, en üst sizin bir oran. Evlenme. Bu çift gider diyorlar. Yani ya beyler yani biz şu an açıkçası ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Birbirimizin tadını çıkarıp yani hala yeni bir ilişki sayılır. Yani o yüzden yani biliyorum evlilik önemli bir mevzu. Açayım mı? Bence ama ama yok ya yani biz yani şu an anın tadını çıkarıyoruz. Yani önümüzde işler var, kariyerlerimiz var. Yani oralara daha atlamaya hiç gerek yok. Hemen size soralım. Kerem Bürsin'i beğenir misiniz? Röportajını dinlediniz şimdi. Valla bir sürü şey söyledi ama ne dedi ben anlamadım. Yani bir şeylerden bahsediyor ama bir tek Hande ödül almış, çok sevindim. ikide bir dönüyor. Aslında hak ediyor, çalışıyor, ediyor. Kim çalışmıyor ki? Herkes çalışıyor zaten, severek yapıyor da. Böyle sürekli de yapınca aklımda onlar kaldı, üler kaldı yani. Gerçekten ben de şimdi dinleyince 5 dakikalık Kerem'den böyle bir başlık söylesen, Kerem'in açıklamalarından ne çıkardı? Evet. Bir mi çıkardı? Yani hani Can Yaman'la olan kısmı dinlemeye çalıştım. Oradan da bir yani belki Kerem Bürsin Amerika'da doğup büyüdüğü için Türkçe'ye hakimiyetinde toparlamakta biraz zorlanıyor olabilir. O zaman toparladığı kadar konuşsun abi. Niye o kadar uzun konuşuyor? Yani o kadar biliyorsa o kadar konuşsun. Onlar sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok seviliyor. Kerem Bürsin olsun. Nereden Erçel biliyorsunuz? Olsun, Can Yaman olsun. Nereden biliyoruz? Oraya gidiyor. İtalya'ya gitti mesela en son. Havalimanında yoğun bir izdiham yaşandı. Allah Allah. Bütün İtalya fanlar, Can Yaman'a koştu değil mi? Fanlar. Acaba o İtalya'ya şürekasıyla gitmiş olabilir mi? Onlar önden gidip sonra siz beni karşılayın falan gibi. Ha, kendi fanlarıyla diyorsunuz. Fan mı acaba? Ya da bir ara şey çıktı zaten. Kast ajanslarını organize ettikleri yani, iddia edildi. Yövmiyesini veriyorsun, oraya topluyorsun insanları. Hadi o öyle oldu diyelim. Adam şimdi orada bir makarna reklamında oynuyor. İşte onun için görüntüler. O yapılıyor. Ha, gel gel için. Tabii aynen. Gel gel. Ben böyle yaptım, siz gel gel dediniz. Bu görüntü ama Kerem'le mesela. Bir de şimdi bu jenerasyonda şöyle bir şey. Bunu galiba bu ahlakı da tırnak içinde söylüyorum. Hı. Can Yaman bozdu. Böyle eskiden kadınları soyarlardı. Şimdi erkek jönleri soyuyorlar. Hepsi çıplak oynuyor. Evet. İşte kasları göstermek için. Onu gören herkes abi hepsi fitness'ta. Hı. Hepsi, ulan aktörsün sen. Yani hep böyle mi dolaşacaksın? Şöyle duramıyorlar. Hmm. Geçen gün bir audition'daydım. Evet. O çocuk işte fitness da yapıyormuş, rapçiymiş filan. Çocuk ayakta böyle şöyle duruyor. Kollarını bırak dedim, bırakamıyor. Gitmiyor kol. Böyle inmiyor. Böyle duruyor. Kabarmış çünkü. Çünkü buralar gelişmiş şey olmuş, kanatlar olmuş filan. Böyle dolaşıyor. Nasıl oynayacaksın sen abi? Yani vücut yapmak oyunculukla ilgili bir şey değil. Oynadığın karakterle ilgili bir şey. Evet. Mesela Robert De Niro boksörü oynayacağı zaman kilo alıyor. Hı hı. İşi bittiği zaman kendi kilosuna dönüyor. Ha işte Sylvester Stallone Rambo oynuyor. O vücudu yapıyor ama ondan sonra onunla 10 tane yapıyor. Bizde vücut güzel diye illa o vücudu tabii, bir şekilde senaryoda bir göstermek istiyorlar. Ben Can Yaman'ın bir dizisine denk gelmiştim. Sürekli dizide çıplak. Sevgilisinden ayrılmış, acılar çekiyor işte. Kasabadaki evine gitmiş. Dedim ki aa dedim ne yapacak falan, böyle tişörtü çıkardı. O stresini atmak için böyle o kaslı kollarıyla onları odun kırmaya başladı. Evet. Gönül işlerinden bu yana çocuk hep hiç giyinmedi zaten. Hep o çıkarıyor. Hayır abi yani o vücudu odun kırmak için mi yapıyorsun? Kadınlara güzel görünmek için mi? Odun kırmak için yapıyorsan gerek yok. Kadınlara güzel görünmek için yapıyorsan her kadın da öyle vücut sevmiyor. Evet. Yani bu ne yaman? Kadın seyirciyi yakalamak için bu arada... İşte parfümdü, kozmetikti, çeşitli alanlardaki reklamlara gel gel demek için. O pazara gidiyor işte. 3 baklavaya $1 milyon. Şeyde bu dizilerin işte şeyi ihracatı başlayınca yurt dışına daha çok işte bu tür arkadaşları burada parlatıp Arap ülkelerine sunuyorlar. Evet. Ve o Arap ülkelerindeki markaların yüzü oluyorlar. Asıl $1 milyon oradan alıyorlar. Tabii AVM açılışları. Tabii burada işte bölüm başı aldığı 50.000 lira, 100.000 liralar değil hedef. Hı hı. O pazarlara kendilerini reklam pazarına sokup asıl $1 milyon. Ben bir yerde okudum, ismini vermeyeyim de çocuğun Kuveyt'te bir açılışa gitmiş, $3 milyon almış açılışa. Hı. Bizim bu jenerasyondan bir çocuk. Şimdi biraz sonra haberini vereceğimiz kişi mi? Burak Özçivit olmasın. Evet. Şimdi tam $3 milyon. $3 milyon. Kuveyt'te bir açılışa liraydı gidiyor diye yanlış hatırlamıyorsam ama ne? $3 milyon mıydı? 3 milyon lira diye biliyordum ben ama. Abi Arap ülkelerinde ne lirası ya? Ya dolar. Bu yıllar önce olmuştu. Evet, birkaç yılı var. 80 kadın hayranıyla bir araya seninki gelmişti. De doğru olabilir ama evet. Sonuçta 3 doğru. 3 doğru, 3'ü doğru. Zaten yıllar önceki mesele üstüne bir 2 tane daha 3 koydu Burak Özçivit. Evet. Burak Özçivit'le ilgili bir haberimiz var. Ha, sendeydi galiba. Yok, fark etmez. Beykoz'daki dizi çekimleri sırasında sette bir tatsızlık olmuştu Burak Özçivit'le ilgili. Ve set çalışanları da dava açmaya hazırlanıyordu. Ha, onu ben de okudum. Ve Burak Özçivit'le ilgili 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hemen sonrasında Burak Özçivit'ten bir açıklama da geldi. Önce haberi izleyelim. Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Burak Özçivit hakkında başrollerinde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Burak Özçivit Ekim ayında verdiği röportajda iddiaları kabul etmemişti. Arkadaşlar ben şunu söylüyorum. Bugüne kadar beni hepiniz tanıyorsunuz. Yıllardır hep birlikteyiz zaten. Benim çizgim, duruşum, aile tavrım. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Hep birlikte yaşıyoruz aslında. Öyle değil mi? O yüzden bununla ilgili ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü birebir beni ilgilendiren bir durum değil. Onu çok birebir beni ilgilendiren bir durum değil. Onu söyleyebilirim. Eğer başka bir şey varsa bunu yapımcıyla görüşebilirsiniz. Ben işin oyuncusuyum. Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği, ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı. Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. Evet, Burak Özçivit cephesinden de bir açıklama geldi. Özetle iddiaları yalanlıyor. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar diyor. Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir diyorlar ve bütün bu iddiaları yalanlıyorlar. Başka şansları yok ki, doğrularlarsa zaten davayı kaybederler. Evet. Ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. İnsanlar durup dururken neden yani böyle bir iddiada bulunsunlar ki? Bir tarafında bir gerçeklik payı var ki insanlar... Setlerde hep böyle tatsızlıklar oluyor. Hep demeyelim de bazı setlerde oluyor, değil mi? Oluyor. Bu da işte insanların egolarından kaynaklanıyor. Bazılarının altyapısızlığı, birdenbire oldum ben diye ortalığa çıktıktan sonra... karşı tarafa bakışları değişiyor, işe bakışları değişiyor. Yani kendilerini ne oldum ben dünyasında bulunca bu tür yanlışları burada gebe oluyor. Şimdi iddia şu, olay geçen yıl Aralık ayında yaşanmış. Kılıç Kalkan sahnesi var ve burada çekim öncesi prova yapacak Burak. Elinde kılıç kalkanla set ekibinde görüntüde çalışan çocuklardan biriyle, görüntü ekibinden çocuğa diyor ki, kalkanı tut, prova yapacağım diyor. Hmm. Çocuk da diyor ki abi bu benim görevim değil. Bileğim incinebilir. O kalkanı ben tutamam. Sonra işimi yapamam. Evet, sakatlanabilirim. Yapma abi diyor. Bunun üzerine başka bir çocuğa gidiyor. Sen tut diyor. Çocuk da aynı şekilde. Hayır abi bu benim işim değil diyor. Çünkü normalde bu sahnelere aksiyon ekibinden insanlarla çalışıyor. O çocuk da kabul etmeyince iddia o ki Burak o kadar sinirleniyor ki hakaret ediyor. Küfür ediyor, sinirleniyor, karavanına gidiyor ve o gün çok sinirlendiği için set iptal oluyor. Hmm. Ertesi günde çocukların işten çıkışı veriliyor. Şimdi orada ben yapımcıyı sorumlu tutarım. Sen kimsin arkadaş, benim setimi durduruyorsun? Çat açarsın tazminatını. Benim bugünkü zararım şudur, bunun müsebbibi de budur. Diye. Çünkü sözleşmelerde yazıyor bunlar. Sizin hiç sette böyle bir daha asla çalışmam tavırlarından dolayı beni yan yana getirmeyin dediğiniz bir isim oldu mu? Bu 45 yıl. Tavırlarından değil de nankörlüğünden ötürü. Nankörlük. Tabii beni satmasından ötürü hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır. Bir daha hayat beni hiçbir şekilde onunla karşı karşıya getiremez. Neden böyle bir şey oldu? Nankörler. İşte o kült dizimiz En Son Babalar Duyar. Evet. Oraya ben aldım onu. İlginç. Getirebilir miyiz diziden arkadaşlar? Görüntüler de gelsin. Oraya ben aldım onu. Evet. Ben önerdim. Evet. Parasını da ben konuştum. Evet. Şartlarını da ben konuştum. Çünkü teklifi ben yaptım ona tesadüf karşılaştığımızda. Ben onu Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan tanırım. Bizim tiyatroda geçmişimiz var. Aynı dünya görüşünün insanlarıyız. Yani hak, hukuk, adalet, namus, şeref ve ilke üzerine kurulu bir anlayışımız vardır. Oralardan yetişmişizdir. Bir tesadüf karşılaşma sonucu o projenin başlamak üzere olduğu zamanlarda damat aranıyordu. Birol Güven işte... Ben Levent'i lokantada yemek yerken gördüm. Hemen gittim yanına. O da bir iş için İstanbul'daymış. Dedim böyle böyle bir şey var dedim. Ondan sonra o zaman TRT'ye yapılacak. Abi dedi sen diyorsan tamam ben hazırım dedi. Ben hemen aradım Birol'un yardımcısını. Elif Yakarçelik. Birol'u aradım. O ona pasladı. Buluşturdum onları. Kadroya girdi. Parasını da ben konuştum. Hı. Şartlarını da ben konuştum. Menajeri gibi. Hı hı. Kadroya girdi. Nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım ben ona. Çünkü o biraz böyle sahtekar ya damat karakter olarak. Ona bir tek cümle söyledim. Dedim ki bak sen sahtekarlık yapmak için sahtekarlık yapmıyorsun. Yaranmak için ailene faydan dokunsun diye bir şeyler yapıyorsun ama hep çuvallıyorsun. O yüzden kayınpederinle karşı karşıya geliyorsun. Yani bunun doğru çizgisi budur. O zaman sahtekar olursun dedim öbür türlü oynar. Bunlara kadar anlattık yani sağ olsun. Sonra ne oldu? De. Sonra ne oldu? Sonra işte biz Birol'la rahmetli Ayşegül Atik ben biz biraz işte dediğim gibi hak hukuk adaletçi olduğumuz için set çalışanlarının haklarını koruyoruz. Bizimle ilgili bir sorun yok. Bizim sözleşmemizde yazan neyse onu zaten uyguluyorlar. Ama çalışanlar paralarını almakta zorlanıyor. Sıkıntılar oluyor. Şunlar bunlar oluyor. Biz devreye giriyoruz. Birol'la konuşuyoruz. Biraz tabii böyle birbirimizi sevmiyoruz yani. Birol da kendince alttan bizim kuyumuzu kazmış. Ayşegül'le beni ekarte etmenin yollarına başvurmuş. Orada bu Levent Ülgen'le Metin Coşkun, ikisi de benim eski dostum. Hı. Onunla da bir araya gelmem. Bu ikisi Birol'a hizmet ediyorlar. Yani şey demiyorlar, ya Ayşegül ablayla Ali abi olmadan olur mu demiyorlar. Birol diyor ki, biz diyor Ali abiyle ve Ayşegül Hanım'la diyor anlaşamadık da, anlaşamaya da biliriz. Onlar olmadan da devam eder misiniz diyor. Bunlar diyorlar ki biz ederiz. Etmeyiz deseler anlaşılacak mevzu. Evet. Yani bir uzlaşma zemini. O da hikayeyi döndürüyor damadın üstüne. Bizi ekarte etti. Bunlar ona hizmet ettiler. Evet yayında ismi geçenlere de cevap hakkı doğuyor. Levent Güven dilerse yayınımıza bağlanabilir ya da Birol Güven. Evet reklama mı gidiyoruz? Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra... Bağlanamazlar. Merak etme. Şimdi söyleyecek bir şeyleri yok. Ocak efendim. 2019. Evet. İkinci sayfanın canlı yayını. Evet. Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin demiştiniz. Sizlerin Çağlar huzurunda. Adıma. Evet bizim huzurumuzda. Ne oldu? Huzurunda. Aradan 2 yıl geçti. Alyans yok parmakta. Ya alyans ben yani elleri aksesuar gibi yalnız. Öyle pek takmıyorum yani öyle şeyleri. Ama bir evlilik gerçekleşmedi henüz. Ya biz fark etmiyor. Biz evli gibiyiz zaten. Yani bizim... Aralar bazen limoni oluyor. Şu an öyle bir durum mu? Yok. Yine iyiyiz yani bir sıkıntı yok. Ama bizim az buçuk siz de biliyorsunuz. Böyle bir dargın bir barışık öyle. Bizim de ilişkimiz böyle yani. Dinamiğini öyle koruyorsunuz. Evet biz öyle seviyoruz öyle diyelim. Biraz fırtınalı gidiyor. Evet. Belki birkaç kez daha evlilik teklif etmek durumunda kalabilir. Olabilir. Ben zaten aldım 8-10 tane daha yüzük öyle duruyor. Gerçekten mi? Var mı öyle yok. Yüzükler? Şu an izliyor mu bizi peki? Bilmem. Nasıl bilmiyorum? İzliyordur herhalde. Uyanmıştır herhalde izliyordur. O erken kalkar. Da televizyonu açmış mıdır açmamış mıdır? Arada kıskançlıklar oluyor mu? Kim daha kıskanç? Onunla kimse yarışamaz o konuda. Ciddi misiniz? Tabii. Yani o... Her şeyi kıskanıyor. Evet tam tabir bu her şeyi kıskanıyor. O yüzden de sık sık böyle gerginlikler yaşanıyor herhalde. Yaşanıyor ya zaten bir ilişkinin aslında biraz da tadı tuzu biberi bu. Bir de biz sanatçıyı, bir oyuncuyu idare etmek kolay mı? Onun açısından da düşünün yani, Çağlar tabii açısından. Bir sanatçının, bir oyuncunun da bir kadını idare etmesi kolay mı? Bir de benim açımdan da düşünün. Kadın da zor bir varlık. Değil mi? Sizler çok, kolay mısınız? Burada göründüğünüz gibi misin? Evde kim bilir neler yapıyorsunuz kocalarınıza. Taş bize geldi. Aranızdaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. Ya o 23 yaş var aranızda. Ama yani bence bunun bir önemi yok. Belki şu son zamanlarda bu çok gündeme geliyor. Başkalarıyla ilgili de, başka evet. ilişkilerle de ilgili. Evet. Ama bu kimseyi ilgilendiren bir durum değil. O tamamen o iki kişiyi ilgilendiren bir durum. Yani öyle uygun görmüşlerse öyle yaşıyorlardır. Bir de belli bir yaştan sonra olan yaş farkının çok fazla bir önemi yok. Hani 20 ile 40 belki olmaz da ama 45 ile 60 olur, 70 bile olur yani. Siz biraz da evleri ayrı tutarak mı koruyorsunuz? Evet, ayrı evler formülü. Biraz, şimdi zaten ben biliyorsunuz 3 yıldır Bodrum'da. Evet, evet, oradasınız. İşte geliyor gidiyor, ben geliyorum gidiyorum. Ay, sadece evler değil, şehirler de ayrı. Şimdi şehirler de ayrıldı ama yani onun da bir önemi yok. İşte bütün yaz beraberdik yani. Evet. Şimdi ne Eylül... Den sonra işte o buraya döndü. Ben de gidip geliyorum, o da gidip geliyor. Bu şeyler, periyotlar biraz seyretmiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Olduğunuz için. Seneye görüşürüz. Seneye bırakmayın. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.